Şöyle arkama geçin bakalım, tanıştıralım. Selam. Tamam. Dur şöyle gel. Tamamen arkanda kaldım. Direkt şöyle merhaba. Şöyle arkamda yaparız. Özge var. Özge belleri. Evet, arkamda Özge var. Yanımızda da Mert var. Mert var. Arkadaşlar Chicago'dayız. Donuyoruz. Donuyoruz. Gölün kenarındayız. Göstersene gölü ısıtmış. Aynen onu göstereyim. Manzara göstereyim size. Manzara çok güzel ama hava çok soğuk. Hem bak gitimiz donuyor. Aynen. Şöyle önce bir... Şimdi manzara Özge. Deyip bana çevirsen aynen, ya. Özge. Sen bize şöyle anlatır mısın neresi neresi Özge? Sen buralı Özge. Burada yaşıyor. Doğma büyüme Chicago. Doğma büyüme değil ama şimdi inanırlar. Doğru vallahi inanırlar. Doğma büyüme değil arkadaşlar. 4 yıl önce taşındım Chicago'ya ama... Ne zaman taşındın? 4 yıl. 4 yıl önce. 4. Ondan önce neredeydin? Ondan önce Türkiye'deydim. Direkt buraya mı geldin? Direkt Chicago. Neden Chicago Özge? Çünkü daha önce Work and Travel'a gelmiştim ve aşık olmuştum. Çok sevmiştim. Work and Travel'a burada ne yaptın böyle bir yerde? Ben geldim de sıcaktı, soğuk. Geliyorsun ya Work and Kandırıldın Travel'da. Yani sıcak. Kandırıldım. Ben o sıcağına aldandım. Sonra soğuk çat, tokat gibi vurdu. Evet ya. Chicago çok soğuk bir şehir ama ben çok seviyorum. Çünkü hem yani bina yapısı, mimari yapısı çok güzel. Hem hiç ölen bir şehir değil yani soğukta hayat bitmiyor burada gerçekten. Ben böyle ciddi ciddi anlatırım size bir saat. Çok uzatma da. Şu anda çok güzel manzaranın olduğu bir yere getirdim beni. Arkadaki binadan bahsetmiş abi. Böyle burası kubbe bizim... gibi camiye benziyor. Ne o? Tabii camimiz. Chicago Merkez Camii. O bizim gözlem evimiz. Koronadan önce açıktı. Çok güzel bir manzara görebiliyorsunuz. Böyle bayağı uzakları falan gösteren. Ne gözlüyoruz? Uzayı mı yoksa... Yukarıda uzay baktırıyorlar. Gözlem. Yani uzay gözlemi de var sanırım ileriye doğru. Ha ileriye doğru da oluyor. Okey evet. Anladım. Ben şu anda öylesine sordum hakikaten attım tuttu yani. Boş attım doldu. Bildiğin gözlem evi işte. Şeyleri gözleyeyim. Planlar çizimler. Aynı zamanda arkada akvaryum var. Evet akvaryumda aslında şurası. Değil mi? Neresi? Ben yanlış bilmiyorum. Orası. Manzara da burası. Akvaryumda şurası. Akvaryum ha şurası. Evet. Şu mu? Evet evet. Evet. İçinde böyle bir çeşit balık, soğan, kuşlar var böyle. Bayağı bildiğin hayvanat bahçesi o zaman ha. Değil. Yok su altı. Ha, sen... Ben bahçesine karıştım. Sen karıştırdın. Penguen var ama penguen. Penguen mı var? Ve penguenleri salıyorlar bazı günler. Açık mı acaba? Var. Salıyorlar derken böyle buralarda böyle, mı gidiyorlar? Akvaryumun içinde, binanın içinde. Ha binanın içinde. Rupet TV'deki kız mıydı bu diyorlar. Aynen ha birazcık şimdi sen YouTube'da ya hep da Twitch'te şey ya da orada burada ne yapıyorsun anlat neredesin ne yapıyorsun Gökhan'ın kız versiyonu aynen chat benim Amerika'daki Uber versiyonumun dişi hali kadın hali burada ben duruyor. Ben biraz fazla konuşuyorum ama. Gökhan'ın kadın şubesi. Kadın şubesi Chicago şubesinin. O ne böyle diyorlar ama sen Gökhan'ın kız hali misin abla? Ben, ama öyle hakikaten. Adım Hatice Özgürk Budak arkadaşlar. Instagram'da ve Amerikalı arkadaşlarımla Hatice, Hatis ismini tercih ediyorum. Onu kullanıyorum. O yüzden Instagram'da Hatis Explores ama YouTube'da da Özge'nin Amerikası. Aslında birçok kişi de beni öyle biliyor. Ben de ilk öyle gördüm Özge'nin Amerikası. Türkçe içeriklerimi YouTube'a yaptığım için genelde Türk kitle hani Özge'nin Amerikası olarak biliyor. Gökhan Amerika'nın Özgesi dedi dün. Evet. Amerika'nın Özgesi dedi. Ters söyledin her şeyi. O ismi daha çok beğendik. Değiştirebilirim. Ben Uber yapıyordum aslında. Uber videoları çekiyordum ilk başta YouTube'a başladığımda. Kendi sonra... kanalında yapıyordun sanki ilk. Evet, ben orada 2-3 video attım kendi kanalıma. Sonra Rupet TV ile çalıştık. Orada bayağı bir Uber videom var. Son zamanlarda çok Uber videosu atamıyorum ama hala Uber yapıyorum. Neden atamıyorsun? Emlak sınavlarına çalışmaya başlamıştım. O yüzden çok yoğundum. Ya herkes bir iş kovalıyor işte. Ben helikopter tamiri, birisi atıyorum Okan işte kod vesaire. Sen evet. Emlak. Herkes bir iş kovalıyor. YouTube vesaire burada yan böyle hobi olarak yapıyoruz artık. Yani şimdi işte sen biraz kariyerine odaklanmak istiyorsun. Evet. Kariyerim ne olacak? Ben ne yapacağım? İleride yapacağım bir iş bulayım. Evet. Kimse YouTube'a diye. Güvenemiyor ya da Twitch'e vesaire. Özellikle Amerika'da olup Türkçe içerik olunca. Ya şimdi düzenli birazcık... bir gelir kaynağı değil. Takipçilerimizin, canlarımızın izlenmelerine bağlı bir şey. O yüzden. O var canım ama onun o da zor iş aslında uzun vadede ya. Sürekli onu yukarıda tutmak falan. Bazen izlenmiyor vesaire böyle. Büyük emek yani. Çok büyük emek. Evet. Ve her zaman her attığı şey eskisi kadar ilgi görmeyebiliyor. Mesela aynen. Benim kanalım için Uber videoları çok talep görüyor. Çok istiyor herkes Uber videoları ama Uber dışındaki videolar çok Uber dışında izlenmiyor. Benim de öyle oluyor genelde. Bunların hepsi emek, edit. Evet. Ben de dedim bir emlakçı olayım.
hani biraz rahatlayayım belki ondan sonra bir editörle falan belki yine devam ederiz diyor. Böyle seviyorum. Keyifli insanlarla konuşmak. Ben keyifli ya. Ben de seviyorum. Bir de çok fazla değişik insanla arkadaş olabiliyorsun. Ya da çok değişik konular konuşabiliyorsun. Aynen. Böyle... Çok rastgele birileriyle tanışıp böyle işine yarayacak şeyler de olabiliyor. Aynen. İş vesaire olarak. Benim çok oldu yani. Özellikle Chicago'da. Benim de oldu. Arkadaşlık konusunda bayağı oldu. Karı güzel. Karı kız konusunda karı oldu. Karı kız güzel düşüyor bence evet, bu arada. Düşüyor, düşüyor. Yani ağzınız laf yani. Yapıyorsa düşüyor ama öyle mal gibi dümdüz sürersen evet. Hiçbir şey olmuyor. Öyle iniyor, biniyor yani. Şey oluyor yani aslında Amerikan kızları biraz kolay yani. Konuşunca hemen cevap evet, verip evet. Hemen böyle muhabbete girip. Sen yapraktan mı korktun şundan? Evet az önce. Fareden o kahveye gördüm, getirdim. Geri gittim. Gökhan iyi etsin. Özge şu gölde yürür müsün bizim için? Tabii hemen. Arkadaşlar göl donuk ama böyle yani şu kadar incelikte falan. Yani zannetmiyorum ki şey olsun. Biz yazmış Gökhan Allah aşkına bir taş at şu göle diye. Taş onu yok istiyorum ki. Ya onu var ya ilk geldiğimde onu söyledim. İnanmıyorsan aha da sor. Aha dayıya sor. Aha dayıya sor. Taş yok yerde ya taş taşlar yok. Minnacık bunlardan Gökhan'ın kamerasını atılmaz. Atmayı düşündük bir ara. Dedik sonra olmaz. İp bağlayıp atabiliriz. Aa taş işte şu. Ha, şu minnacık ama ya bundan bir bak olmaz. Atayım. Şimdi bakayım. Tsunami olmasın? Hiç nereye gittiğini görmedim de. Şıp ben gördüm bak sanki. Şurada. Düştü mü? Düştü duruyor. Buzu falan kırmadı. Ha buzun üstünde. Daha büyük bir şeyler. Aa gördüm lan. Bu değil. Nerede? Belki kırarım. Şurada küçük duruyor. Şurada. Özge attı. Aa seninki de yürüdü. Yani buzun üstünde durdu. Yürüdü. Okul hayatı duralım yürüyoruz ha. Şimdi Özge ben binaları böyle manzaraları çok hoşuma gidiyor. Evet böyle. Mesela bu binalardan bildiğin bir şeyler var mı? Herhangi bilgi. Tabii. Değişik tarihi bilgi olur. Şimdi arkadaşlar sana az önce anlattığım bilgiyi önce onları da vereyim. Anlatamam. Şu bina, şu gördüğünüz bina Sertaberelerin eski yaşadığı bina Chicago'da. Vay. Sanırım hala evi var. Yalnız tam yerinde ha. Yani tam, bütün çok binaların... Dan ayrı, bütün binalardan ayrı bir tane böyle kim bilir kaçıncı kattadır ha. Evet, onu da biliyor musun? En üst 3 kattan birinde diye duydum ama ne kadar doğru veri bilmiyorum. En üst 3 kattan biri ise bayağı iyi. Bayağı büyüktür. Yani şöyle bir manzara düşün. Hem şehri görüyorsun, öbür tarafa bakıyorsun, gölü görüyorsun istediğin gibi. Arasında boşluk olan bina hangisiydi be? Şuradaki bina. Arasında boşluk olan mı? Bak şurada çok uzun bir camdan bir bina var. Şu tam şu karşıda görüyor musun? Bu Lake Point üstü bombeli gibi ama. Binayı çok uzun yapabilmek için araya bir kat boşluk bırakmışlar ki hava geçişi olsun, rüzgardan yıkılmasın bina. Şu bina şu değil mi? Şu mavi bak aslında boşluğu da görünüyor tamam. Şurada. Tamam. Yani. Üst katlarda bir boşluk var o mu? Şu bina bak şu bina. Tamam okey. En üstten orada. Şöyle birkaç alt aşağıda aynen, kat aşağıda. Aynen orada böyle duvar yok. Ha hiçbir şey yok. Hava burada çok rüzgarlı bir şehir olduğu için... Yani şöyle demişler ya bu binayı bu katta bırakacaksınız ya da bu rüzgarın geçmesi için bir kat boşluk bırakacaksınız diye. Chat Allah aşkına. Mert bir konuşsana bir şey söyle ya. Ne söyleyeyim abi? İki tane cümle söyle. İki cümle. Hemen şöyle söyleyeyim. Şuradaki gördüğünüz gerçi o binanın arkasında da John Hancock Building var. Orada da... Oğlum bu adam Mitrain değil mi bu adam ya? Ben neyse sesini ve yüzünü acayip benzettim ya. Böyle hani... Yani yüz olarak böyle kaş, göz, burun. Siyah saçlı ve siyah sakallar olması dışında. Hani böyle yüzü aynı zamanda ses tonu. Bence chat çok söyleyeyim bakalım benziyor mu? Biraz benziyor. Bir toya benziyor. Benzemiyor diyen var. Benziyor diyen de var. Soğuktan sesimiz suratımız değişti zaten. Yalnız hakikaten. Benim açıkçası şu an kıçım dondu soğuktan ve rüzgardan. Ya, İstiyorsan daha çok benziyorsun diye ama. Sevdim onu. Şey yapalım mı böyle? Arabaya geçelim. Birazcık dolanalım şehrin içinde. Tamam. Ondan sonra da gezdireyim. Ha, bizi böyle şehrin içinde gezdir. Tamam. Ondan sonra da vakit olursa arkadaşlar, şey yapalım. Arkadaşlar screenshot alacak mıydınız? Dur şöyle tutayım. Neresi en güzel manzara? Şöyle bu güzel. Bu açı çok güzel bence. Şöyle iyi. Hakikaten iyi. Güzel bir manzara. Şu şeyi beğendim ben ya. Şu sivri bir bina var ya böyle üstü sivrilerek gidiyor. Biraz kısa ama. Gördün John Hancock. He, şunu diyorsun. Şu iki uzunun arasında. Aynen. Şunu diyorsun. Ha. O biraz eski bir bina. O yüzden eski genelde bina. Eski binaların böyle yapısı daha güzel oluyor gördüğünüz. Aynen şey. Aynen. Öbürleri çok şey ama böyle sıradan. Yarış var yani. Kare. Şu da güzelmiş bak. Şimdi. Yarısını böyle bir yandan kesmişler gibi duruyor. Şu da bizim en uzun en yüksek binamız. Amerika'nın da en yüksek ikinci binası galiba. Willis Tower. Şu mu? Şu siyah olan. Ha.
Onu ama ne, o... onu neden esinlenerek öyle yapmışlar biliyor musun? Ne? Mimarı. Böyle sigara paketi açıldığında sigaralar böyle üçlü dörtlü bir düş çıkar ya. He. Tam onun aynısından esinlenerek yapılmış. Adamlar ne kadar basit şeyden. Değil mi? Yalnız çok şey ya. Sigaraya bak ya, pakete bak lan diyor. Sonra adam bina dikiyor. Yani nasıl bir zenginlik ya. Böyle... Şey peki o üstteki antenleri var ya. Onlar da uzunluğuna dahil mi? Galiba. Ona hesap. O sayılmaz o zaman ya. Yani şunun üzerine anten koysan onu geçer. Çok saçma. Aynen, bence de kabul etmiyorum ben. Ya böyle bir soru hiç aklıma gelmemiş. Anten de dahil mi hocam? Anten de dahil mi onun uzunluğuna? Müteahhite soruyorum. Şimdi bu anten ilan mı bu? Hocam şimdi en uzun sizsiniz ama anten de sayılıyor mu? Ya ben şu akvaryumu aslında merak ettim. Bir denesek mi oraya girmeyi? Ne diyorsunuz? Akvaryum mu? Ha. Çok pahalı mı? Ya da 40-50 dolar bir şey olması lazım da bizi büyük ihtimalle kamerayla almazlar oraya diye düşünüyorum. Ben. Öyle mi? Çekmeye izin vermezler diye düşünüyorum. Hayda. Ben oraya sonra girmeyi deneyeyim o zaman bir. Yayın bitsin de. Tamam. Bir denerim. Eğer olur. Giriliyorsa ben onu sonra tekrar kamerayla şey yaparım. Olay. Gizli diyorsun. Şöyle derim. Ya ben askerim deyince şimdi her şey oluyor biliyorsun. Tabii canım. Askerim diyorum komutanım. Özür dilerim, kamera sizin olsun. Harbi dondu bana. Chat inanılmaz soğuk dışarısı ya. Yani -1, -2 falan ama rüzgar beni bitirdi. Buzdolabı gibi sürekli üflüyor. Şarj lazımsa... Dur bakayım. Benim acaba telefonum burada. Takabilirim. Şu öyle. Bana lazım. Evet. Öbürünü de şunu alabilirsin. Bu sizin en sevdiğiniz şarj kablosu. Çok iyi ya. Çalışıyor ama. Ama çalışıyor. Ben onu 2016'da yani. Aldım. Bu telefonla birlikte geldi işte. Hala çalışıyor. 2016'da mı? He. Kaç yıl olmuş be? 6 yıldır çalışıyor kablo. 6 yıl kablo. Kablodan daha beklentin ne kablodan? Yani kaç para verdin de 6 yıldır kullanıyorsun? Orijinal kablo ya. Kıyamadım. Belki emekli olmak istiyordur kablo. Şunu düzelteyim ben bir. Benim size chat'i vermemi istiyor musun? Ver bana. Ben ondan... Birazcık olan, çok güzel şeyler izliyorum. Abla bugün koparmazsa bir yıl daha gider yazmış. Oha oha oha. Ney? Komple 6 yıl daha gider yazmış. Koptu yere kadar. Ya yedeği var aslında. Şurada bir yerde duruyor fazla. İsraf haramdır. Aynen. Aynen. Ama bu israf değil. Bir mala para verirsiniz. Belli bir kullanım süresi vardır. Belli bir kullanım süresi kablo, çalışmayana kadardır. Kablo benim. Artık emekli olmak istediğini dile getirmiş. Ama çalışıyor. Bak şarj kablosu değil mi? Şarj ediyor mu? Ediyor. Tamam. Bakın burada televizyoncular var ama göremezler değil mi? Çevir. Burada bu çekim kanal, yapıyorlar. GN9 haberleri. Peki şimdi lokal kanal, Chicago'nun kanalı. Buradan böyle habere çıksak şey olur mu? Mavi tik alır mıyız Instagram'dan? Şey, camı durup soruyormuşum. Excuse me? Aa, kız içeride. Oy, çok güzelmiş ya. Güzel kız dedi, 45 yaşında bir abla. Ama güzel. Ama güzel evet. Ben genç ya da yaşlı demedim, ben güzel dedim. 45 yaşında bir kadın güzel olamaz mı şimdi? Aa, bunun ekranı kapandı. Sen chat'i benim üstüme mi yazdın? 45 yaşında bir kadın güzel olamaz mı şimdi? Özge ne demek istiyorsun? Aha, yandık. Chat, ben masumum. Sen daha güzelsin yazmış biri. Teşekkür ederim. Ha, Özge bu arada chat. Sen anlat ya, ben çok hakim değilim de. Ne anlatacağım? Özge uçtu chat. Ha, uçağın Özge üzerinde uçtu. Uçtu ama yani. Uçağın kanadının üzerinde falan. Sen kendi Instagram'da YouTube'da bir daha söyle. Bence çok soran var çünkü. Evet. Aynen. Abla kim diye. Hatta var ya, chat'i şuraya koy, ben de göreyim. Tabii. Ayarını yapsana şu ekranı kapat. Ekranı kapatma ayarı yapabilir miyim? Bu chat bir saniye, şurada duralım ben de bir. Acayip soğudum ya. Soğudun mu? Üşüdüm yani. Ne diyecektim ben? Uçma. Sen kendini bir daha bir tanıt, seni bayağı böyle bir soran var. Sen kendini, çünkü yayına ilk açtığımızda sen tanıtırsan 1000'di, şimdi 5000'e yakın. Yok, 4000 kişi var. He, tamam. Bir daha. O bayağı da kişi varmış. Selam herkese. Ben Özge, Hatice Özge Akbudak. Amerika'da yaşıyorum. Pardon. Normalde YouTube kanalım var, Özge'nin Amerikası diye. Daha önce ben de Gökhan gibi Uber videoları çekiyordum. O zamanlar tanışmıştık aslında, internetten konuşmuştuk Gökhan'la. Şimdi Gökhan beni ziyarete geldi. Gökhan'a şehri biraz gezdiriyorum. Instagram'ım hatis.explores. Instagram'da İngilizce içerik üretiyorum. YouTube'a Türkçe içerik üretiyorum.
Öyle. Beni izlemek isterseniz izleyebilirsiniz. Evet, bu arada biz de bir yandan chat'i halletmek için... Chat ayarları yapılıyor. Az sonra sizlerle olacağız. Düşük güç modunu almışsın galiba. Tamam. Ha, bir de ben uçtum. Haberlere çıktım, kanalda haberlerine. Belki görmüşsünüzdür. Ya da belki beni tanıyanlar vardır, inşallah vardır. Çok mutlusun, keşke biz de bu kadar mutlu olsak diyor. Ya sen niye böylesin? Mutlu olmayacak ne var ki ama hayat çok güzel. Değil mi? Çok enerjik ya, acayip enerjik bir kız. Ya ben hatta var ya seni şeye benzetiyorum, bizim Juliana'nın Türk haline yani. O pizzacı kızı. Pizzacı kız. O da çok tatlı, o da böyle enerjik. O da böyle sürekli böyle cıvıl cıvıl falan. Ben hayatı aynı yaşamayı seviyorum. Türk versiyonu. Acayip. Gökhan dün böyle gidiyoruz, dün gece geldi Gökhan, bana böyle diyor, sen enerjik misin? Videolardaki gibiymişsin. Ben şeyim ya, ben daha sakinim yayın dışında ama yayında biraz daha çenem düşüyor. Sen ya da genel olarak birlikte, bir sakinsin. Chatle birlikte şey yapabiliyorum, cımbıtabiliyorum. Ama senin de enerjin yüksek, ben biraz daha böyle saçma bir enerjim var ama. Yo, güzel. Gerçekten çok seviyorum hayatı. Öyle bir şey var ya, bu hayatı çok seviyorsunuz. Ben oyum işte, ben bu hayatı çok seviyorum. Yayın bir gitti geldi mi ya? Yayın da gitti geldi gibi. Bilmiyorum, öyle mi oldu? Tamam. Yani. Nasıl anlayacağız, nereye yapıyorum? Tamam. Aa, güzel, benim... Sen yol tarif edeceğim. Sen tamam. Devam et yüz buradan. Şimdi dikkat et şöyle buraya. Sen... Ben bir şey demeyeyim. Sen bence bir şey demeyeyim. Ben zaten tamam, ben gördüm onu. Tamam, ben bir şey demiyorum. Düz mü, sağ mı? Düz. Tamam. Heh. Sen evet. Uçtun ettin, onu anlatacaktım. Ben onu... Çünkü o çok bence güzel bir şeydi, çok enteresan bir şeydi. Ondan bahsedeyim. Buradan sahip oluyorsun. Tamam, ondan bahsedeyim. Arkadaşlar ben geçen yıl doğum günümde bir etkinlik yaptım. Etkinliğin doğum adı ne zaman? 19 Haziran. Tamam. Biz bu arada Gökhan da ikizler burcu, ben de ikizler burcuyum. Ben 26 Mert de ikizler Mayıs. Ben de 26 Mayıs. Aynı gün doğmuştum. Aynı gün doğmuştum. Siz nasıl bu kadar aynısınız, ben onu hala anlayamıyorum. Benim de 19 Haziran aslında ortada bir yerde vermek istemiyoruz yani. Neyse, ben çok konuşuyorum bu arada. Benim en büyük özelliklerimden biri çok konuşmamdır arkadaşlar. Şey demeyin. Ne anlatıyor bu kız demeyin yani. Anlatıyorum ben, anlatırım. Dinleyin. Geleceğim onu. Vallahi bence var ya, YouTube, Twitch için çok konuşmak bazen güzel bir özellik, bazen değil ama bak, çoğunlukla iyi aslında. Sürekli konuşabilmek yani. Bazen benim videolarımda hatta şey yazıyorlar. Ay az konuş. Ay ne anlattın? Öf, yine çok konuşmuşsun falan diye yorum yapıyorlar. Bozuluyor mu onları? Yok, bozulmuyorum. Şey diyorum arkadaşlar. Ben böyle bir insanım yani, bunu biliyorsunuz yani. Nasıl az konuşabilirim falan. Buradan mı öbür taraftan? Sağ düz böyle gidelim. Tamam. Downtown'da gezeriz diyorum ben belki. Evet, Wacker Drive'da işte yani orada kamerayı ters çevirirsiniz. Orada da güzel olur. Zaten çok güzel manzara beraber göstereceğiz. Aslında sen var ya, şimdi anlat şeyini, ondan sonra kamerayı çevir. Buralar da güzel çünkü. Tamam. Ben uçtum. Bildiğiniz uçağın üzerine çıkıp tırmanıp aynen, uçağın üzerinde ellerimi, uçağın kollarımı açarak uçtum. Tepesinde uçtum, kanat. Pırpır uçakların üzerindeki kanadının üzerinde yani. İnanılmaz. Kanalda ana habere çıktım o zaman bunu yaptığım için. Bir de o zaman YouTube kanalım 10.000 olmuştu. Hani 10.000'i kutlamak için güzel bir etkinlik diye düşündüm. Ben çok yapmak istiyordum. Çünkü aslında ekstrem spor seviyorsanız yani çok ilginizi çekebilir ama... Fotoğrafın var mıydı? Fotoğraf da var, video da var. Bazıları tam anlayamadı chat'te. Nasıl ya falan oldular da. Yaklaştır. Görüyor musunuz? Şu anda uçağın üzerindeyim. Uçak da gökyüzünde. Hayır, uçak gökyüzünde o şekilde uçmuş ya. Ve Özgü İç'ten sadece bir tane halat var. Hani bir anda dengesi kaysa, uçup gitse o halat yüksek ihtimalle kopar gider. Ya da uçağın dengesi bozulur, çakılır, bir şey olur diye tahmin ediyorum. Bakın ama el sallıyorum, ne kadar rahat. Ben hayatta yapamam ya. Ben uçağa binemiyorum bile. Binerken Allah. Sizin de buraların yolları fena. Evet, buranın yolları, yolları çok, çok kötü ya. Rochester de öyle. Yani bir giriyorum. Gökhan sana 100 bin dolar versem yapmaz mısın benim yaptığımı? Net cash veriyorum 100 bin dolara. Çıkacaksın uçağın üzerine, delikanlı gibi uçacaksın. 100 bin dolara baksana dans ederim. Şurada dans ederim canım. 100 bin dolar şu göle girerim bak. Ama 100 bin dolara ben de girerim göle. Bak, uçmak gerçekten bilmiyorum. Yani biliyorum ya, yükseği görünce benim böyle elim ayağım gidiyor, beynim duruyor. Yok. Sen yüksekten özel bir korkun var o zaman değil mi? Mert'in de birazcık keyif. Yüksekten ben acayip korkuyorum. Hani yapmak isterim. 100 bin dolar 100 dolara uçarım yazmış. 100 dolar. Sponsor oluyorum, gel. Abi yok, yapamam yani, öyle bir benim kabiliyetim yetmez. Ya gerçekten yani, çok isterim. Yüksektesiniz zaten. Evet. Çok yüksekte yani. Yani oldu da rüzgardan böyle bir elin ayağın kaydı gitti. Zaten oluyor Gökhan. Mesela paraşüt şimdi... var mıydı üzerinde? Hayır, yoktu. Düşsen ne olacak? Öyle bir şey olur mu ya?
Bak böyle tırmanıyorsun ya uçağa, hani o kokpitten kendini atıyorsun ya. Hmm. Eli böyle atıyorsun, eli böyle oluyor. İşte onu böyle, diyorum yani. Çünkü rüzgar çok güçlü. Her adımına orada çok dikkat edip sımsıkı tutunman lazım. Bir de tırmanıyor. Tırmandıktan sonra uçak takla atıyor havada. İşte sonra aşağıya bir de geri ilk başladığın koltuğa geri tırmanmanın tersini yapıp oturuyorsun. O çok ters gelme hakikaten kötü. Gergin. Bak en çok orada zorlanma diyebilirim. Kolay da inmesi zor mu? Genelde çünkü görmüyorsun. Geriye doğru adım atıyorsun ve havadasın. Uçağa gelinmeye yani çalışıyorsun. Uçağın üzerinde ne yapsan zor zaten. Aynen. Hani uçak gölün, da tam durmuyor böyle birazcık sallanıyor. Gölün üzerinde uçsanız diyorum. Allah. Gölün üzerinde be uçsanız diyorum şey. Belki düşsen suya diyeceğim. Yok. O kadar okyanustayız. Çakılırsın yani. Düşsem zaten direkt köpek balıkları yer beni. Yok abi. Seattle'da yaptın değil mi? Evet, Seattle'da. Chicago'da değil, Seattle'da. Yok, yapmış. Seattle'da yaptım. Washington, Seattle'da. Zaten o sadece Amerika'da bir yerde yapılabiliyor. Bir de İngiltere'de var. İngiltere'de seni uçağın ucuna bağlayıp öyle çıkartıyorlar. Uçağın ucuna bağlayıp, yani sen havada tırmanmıyorsun. Hayır. Amerika'da adam, bu benim uçtuğum kaptan, öyle bir şeyi yapmıyor. Yukarıda tırmandırtıyor seni. Yani sadece dünyanın iki yerinde yapılıyor. Peki. Uçağın tepesine çıkıyorsun, ayakta duruyorsun, bir şeye yaslandın ya. Ha evet, o orada yaslandığın yere bağlama var mı? Evet, oraya kendimi bağlıyorum. Oğlum, her kut şeyde şu dönüyor fena bir şekilde. Ben de bunlarla uğraşıyorum arabada giderken. Tamam. Şey diyecektim, mesela uçak takla atıyor ya, oradan ya kayıp gitsen, kemer memer var mı? Kemer var, kemere ha bağlayayım. Hem de orada bayağı askeri uçak kemeri var. Ha, tamam. Orada kemer var ama aslında öyle. Yani şimdi ben oraya çıkana kadar benim de endişelerim vardı ama çıkınca onu yapınca aslında düşmenin çok gerçekten zor olduğunu düşünüyorum yani. Yani çok zaten abi, ona hazır değilse. Çok şey gibi. Hazır olmak ne demek ya? Düşmeye abi hazırım mı yani? Bu mu? Hayır, düşmeye değil, düşmemeye. Düşmemeye. Tam tersi. Ama o zevki alman lazım. Bak şöyle düşün, şimdi siz beni uçağın üzerinde görüyorsunuz uçakla beraber. Ben oradayken uçağı görmüyorum altımda. Kendim sanki orada uçuyormuşum gibi hissediyorum. O his, yani okyanusun üzerinde aşağıda böyle balıklar falan var, o büyük balıklar, benim gördüğümde hani beyazlar var, onları falan görebiliyorsun. Orada mı gördün? Ben gördüm. Kimse bana inanmıyor, ben gördüm. Görmüşsünüz canım ya. Yani yapacağım. Çok bilmiyorum, değişik bir anda. Bir daha yapmak istiyorum. Ben Lokan'a yani düşünmüyorum ya. O kadar çok da. Ben normalde bak şuraya uçakla geldim. Yani buraya değil de Rochester eğitimden dönerken uçakla geldim. Her iniş kalkışta içim cız ediyor, kalbim küt küt atıyor, böyle türbülansa giriyoruz, hemen karnımda bir şeyler oluyor falan, ben deliriyorum. Ama demek ki sen bayağı başlıyorum hassassın. Acayip kötü. Ben hani o kadar yüksek bir şey değilim. Türkiye'de falan mesela şelalelerden falan atlardım ben öyle bir yerlerden. Seviyorum yüksek atlamayı da pek sevmiyorum. Belli bir yerden sonra böyle falan oluyor. En yüksek böyle 5 metren atlamışımdır. Onda bile içim gitti yani. 5 metre. Bu şimdi şey yapıyorlar. Free jump yapıyorlar. Uçakla uçuyorsun, sonra atlıyorsun. İnmeden önce şeyi çekiyorsun. Bak onu yaparım. Neden? Çünkü düştüğün zaman tamam yapalım, burada var çıkardılar. Burada donarım. Buz kulübü. Ama paraşütün açılmadığı anlar da oluyor. Ya yedek paraşüt falan oluyor. %1 ama. Evet, yedek paraşütün oluyor ama yedek zamanın paraşütün azalıyor. Giriliyorsun. Yok, herhangi bir B planı varsa ben okuyayım. Ya da ne bileyim düşerken düşme konusu beni çok geliyor ya. Ya benim yaptığım işin de B planı olmaması aslında işim için gelmiyor. Aynen işte o yok sende. Paraşütle birlikte onu yapacaksam okuyayım bak. Yaparım. Denerim en azından. Ben annemlere söylemedim giderken. Zaten evet denen güzel işim anne vermezler. Göndermezler diye. Aynen. İnerim ben aradım. Hemen uçağı gösteriyorum. Anne ben bunun üstüne çıktım diyorum. Nasıl yani diyor. Anne 15 dakika falan anlatmaya çalıştım. Ne yaptın? İnsanlar çıktı. Ama daha var. Acele etmedim. Görüntü de olmadığı için onu elimde annemlere biraz zor açıklamıştım. Chat var mı soruların? Uçmak isteyen varsa $100 ben görüyorum buradan. Getireceğim ben sizi buraya. $100 uçurtacağım. Bu arada uçmak zaten kendisi arada, $1000. Heh, onu soracaktım. $1000 veriyorsun. Seni hem öğretiyorlar hem uçuruyorlar. Evet. Komple $1. Komple $1. Bir de fotoğraf videolarını da veriyorlar. İşte o uçağın belli yerlerinde kameralar var. Hmm. Seni çekiyor. Ben o kameraları soracaktım. Sen GoPro falan buradan mı? Aynen. Sen GoPro falan koydun zannettim. Yok o hepsi adamın kendi kartı ve kameraları. Sonra direkt hafıza kartı veriyor sonunda bir sürü fotoğraf. O böyle bir GoPro ki böyle sürekli fotoğraf çekiyor saniye. Bir sürü fotoğraf, bir sürü videonun oluyor. Buradan sol yapacağız. $1000 bence ucuz bile yani. Öyle bir esinlik için. Böyle uçuyor.
Sana ben o kızın fotoğrafını atacağım. Hangi kız? Ben dedim ya benden sonra bir tane Amerikalı kız yaptı. Ha. Ters takla atarak falan. Yani kız kendisi ters durdu dönen uçakta. Kendisi nasıl ters durdu ya? Ve o kızın... Dur ben sana o kızı bulacağım. Uçağın üzerine çıkıp uçakta buradan ters duruyor. Ya ne çılgınlıklar var, ne çılgın insanlar var. Oradaki insanların zaten hiçbirinin ilk seferi değildi benim dışımda. Hepsi böyle. Şimdi şehre alalım mı kamerayı? Öbür olur. Tarafı alayım mı? Olur. Chat birazcık size... Chat azıcık Chicago görün. Azıcık Chicago'yu gidelim. Alayım. Karşıdaki büyük siyah building Spider-Man'in çekildiği bina olması lazım. Şu karşıdaki büyük siyah bina. Ucunda anten olan en uzun olan. Evet. Ben taktım o antenleri. Bu arada şu an üstünde bulunduğumuz cadde de Michigan'e biniyor. Yani ana cadde. Chicago'nun en meşhur caddesi miyim? Burası mı? Aynen. Fox River ne bu arada? Bana da çok yazan olduğunu. Fox River mı? Prison Break ile ilgili bir şey olabilir. Evet evet. Hapishane burada ya. Prison Break'in hapishanesi burada. Yakın mı? Hapishane. 45 dakika falan buradan. Biraz şehrin dışında aslında. Yani Illinois işte ama Chicago'da değil. Şehrin bayağı dışında. Bir bayağı de dışında. Hapishaneye çok yaklaştırmıyorlar diye biliyorum ben. Oraya. Duydum ama yani. Hiç ama evet, düzen olarak New York City'ye çok benziyor. Ama temizlik olarak çok daha temiz. New York City bok götürüyor New York City. New York City evet. Çok pis ya. Bayağı pis. Akşam 6'dan sonra her yerde dağları oluyor ya. New York City'de. Maalesef. Trafiğe bakın arkadaşlar. Sağ taraftaki bina komple Starbucks. Bu da dünyanın en büyük Starbucks. Orası dünyanın. World's largest. Starbucks 4 katlı, bir de içerisinde alkollü kahve satılan tek Starbucks dünyadaki. Buraya da bir uğrayabiliriz istersen. Girilebilir aslında. Çok büyüktü lan. 4 katlı bayağı güzel. Bayağı bir de rooftop'u da var. Rooftop'u, açık değildir var şu an. Kışta. Ha rooftop aynen. Okey. Üst katta kafam karıştı. Şey açık yani, açık alan. Aynen. Açıktır da karın üzerinde oturamayız. Böyle yüksek bir yere çıkıp da manzara izleyebileceğimiz bir bina var mı böyle mesela? Rooftoplar işte var aslında. Ama böyle bayağı yüksek olacak ki hani etraf her yeri görelim gibisinden. Şey de var. Orada internet çekmez şimdi ben deliririm yine. Yayın kopar bir şey olur. Şimdi birazdan gölün üzerinden geçeceğiz. Köprüden geçeceğiz yani. İki tane göl değil, nehir. Sonra da köprüyü geçer geçmez sağdan dönelim. Buranın bak mesela şurada heykeller falan var böyle, ne güzel mimarisi ya. Bak burası, ben nehri çok daha i̇şte çok burayı alıyorum. Güzel yapan şey şu işte, ortadan nehir geçmesi. Aynen, nehir var sağ tarafta. Buradan İstersen sağ tarafta. Buradan gösterebilirim. Şu teyzeciğim geçsin de yayalara. Teyze nereye gidiyorsun? Ne aldın? Yemek almış. Çikolata almış. Teyze afiyet olsun. Oo, karşıdaki bina da çok tatlı. Burada Trump tabi. Şu şey var ya bina. Aa, Trump yazıyor lan. Trump'ın binası. Şet bak. Trump yazıyor. O da bayağı yüksek. Tam downtown'un göbeğinde. Şu sağdakiler iki tane mısır koçanı gibi bina var. O onlar çok da tatlı. Bayağı ben aynen onu... Onlar yarısına kadar otopark. O binanın yarısı otopark, yarısı daire. Bak açık görüyor musun? Aa evet o çıkmış. Yarısı dediğim bir 15 kat falan. Dur ya ben şuraya bir çeksem. Çek. Çek sıkıntı yok. Ben askerim zaten, bana bir şey diyemem. Hiçbir şey. Dur bir dakika, şimdi şöyle düz kamerayı alayım, ben birazcık etraf binaları göstereyim. Bilmiyorum, ben de böyle binalara bakma hastalığı var ya. Mimari seviyorsun. O zaman ya bakmasını seviyorum böyle. Çok anlamıyorum da hoşuma zaten gidiyor böyle bakması. Güzel be. Yani şu ne? 17 mi yazıyor? Ne yazıyor orası orada? Church. Bu kilise mi? Aynen. Böyle kilise ama mi? Böyle bir... Çok eski ama kilise. Bilim yani. Kilisesi gibi. Hadi bir şey. Hadi canım, eski değil, hatta yeni bir iş yerine falan benziyor. Çok enteresan. Church of Science gibi bir şey. Şurada da abi kim? Var. Tam evet. Ona bakıyordum. Kim bu?
Abraham Lincoln değildir herhalde. Yok, onun ikisi başka yerde de bilmiyorum. Ben, ya ben, çok eski bir şey. Ben Abraham Lincoln. Yılların başında kurulduğu için Chicago. Bir de sorayım mı kimsin sen? Yok, o videoyu biliyor musun? Ben Abraham Lincoln. Öyle bir video vardı. Bilmiyorum. Şöyle bir bina. Şurada şu bina değil mi, otopark olan? Aynen. Bunun bir 15 katı otopark, ondan sonrası bina. Bundan mısır koçanları diyorlar. Yani mısır öyle koçan anılıyor. Benziyor zaten. Aynen, bayağı benziyor. Aynen bak chat, belli bir altta şu boşluk var ya, aralık. Oraya kadar galiba değil mi? Şey, otopark. Evet, evet. Ondan üstü ev. Aynen. Zaten şu an burada Chicago'da burası bir sıkıntı. Bu Trump'ın nesi bu? Trump'ın burada düşün, kiralık daire de var. Ne kadar uzak, otel de var içinde. Çok yüksek. Üf. Bayağı büyük bir şey orası. Bayağı güzelmiş ya. En güzel manzara da Trump sahip zaten. Çeviriyorum çeviriyorum, göstereyim tepesini dedim, böyle telefonu bükmekten. Şöyle yapayım. Beğendiniz mi chat? Daha var değil mi böyle? Devam ediyoruz. Evet evet, bu Becker. Oradan orta komple gidebilirsin. Tamam. Becker hemen yani. Sağ tarafta işte nehir. Nehir kenarında da yürüyebiliyorsun. Orada restoranlar, kafeler, yani yazın bayağı güzel oluyor gerçekten. Orada peki şimdi park edip o nehirin kenarında yürüyebilir miyiz şimdi? Yürüyebiliriz. Var mı böyle park edebileceğimiz bir yer? Park'a park ederiz. Şöyle yaparız. Hemen yapmak zorunda değiliz. En son da yapabiliriz. Ama sen şöyle bir arabayla geçelim, sonra bir yere park edip orada yürürüz. Tamam, öyle yapalım. Tamam. Olur. Şimdi birazdan ileride sağda Merchandise Mart var. O da 1940'lara kadar dünyanın en büyük binasıydı yani kapalı alan olarak. O da birazdan ileride sağımızda kalacak. En büyük. Bana niye Karadeniz'i müteahhit dediniz? Niye öyle de oldum ben? Binaları seviyorum dedim ya. Bu çocuğa artık şey yapmayın. Şapkası yüzünden bir şeyler demeyin. Ondan deme büyük ihtimalle. Çok soru soruyorum ya böyle binalarla. Binalardan gibi. Binalardan. Benim hemen seni korumam. Çete karşı. Hiç deneme bile. Onların zevki o. Cevaplamak ister misin? Nedir hocanın? Gökhan, Özge İsa'daki Turkish Girls Only sayfasını sorar mısın? Sorar mısın? Sordum. Okudum zaten. Arkadaşlar, ben bir Türk YouTuber olarak Amerika'da bir sayfa açmak istedim. Amerika'ya yerleşmiş Türk kızlarını bir isim altında toplamak için. Instagram sayfamızda içerik üretiyoruz. Bir de WhatsApp grubumuz var. Bu bütün kızların birbiriyle konuşabildiği. Adı birazcık yanlış yerlere çekilse de aslında amacımız çok güzel. Amacı yardımlaşma. Yani kendi aralarında. Evet, kızlar birbirlerine bir şey sorsunlar. Tek geldilerse Amerika'ya arkadaşlık etsinler birbirlerine diye açılmış bir sayfa aslında. Ben YouTuber olduğum için buraya geldikleri zaman YouTube'dan beni tanıyıp bana çok yazan oluyordu kızlar. Özge naber, nasılsın, ne yapıyorsun, Amerika'ya geldim diye. Ben de böyle bir fikir geldi aklıma, herkesi bir çatı altında birleştirmek için. Tamamen masumhane bir şekilde açtım. Yani Amerika'daysanız, Amerika'ya yerleştiyseniz de bir Türk kızıysanız bu gruba dahil olup buradan mı? Evet, buradan sadece. Yardımlaşma şeylerine girebilirsiniz. Ama beyler uzak. Biz gelemiyoruz. Güzel açıkladın mı? Siz yani nereye gelebiliyor musunuz? Yani biz sayfamızı almıyoruz. Takip edemez miyiz? Instagram sayfamızı takip edebilirsiniz çünkü orada içerik hazırlıyoruz. Yani Amerika ile ilgili haberler, Amerika'da neler yapıyoruz, buluşmalarımız tarzında. Orada herkese açık. Grup dediğin ne? WhatsApp grubu. Ha, WhatsApp grubu. Bu bir WhatsApp grubu tamam, yani. Orada 200 gireceğim. Tane kız var. Sen almıyorum. Kaç tane? 200. 200 tane kız mı var? Ben de gelebiliyor muyum? Ben şimdi askerim ya belki. Ben şimdi askerim. Bu şey... Asker kartının önüne ardı kalıp fotokopisini çeken bana. Bu ben şey oldu ya, chatte falan geyik yapıyoruz da sürekli hani başıma bir şey geleceği zaman ya da gelmeyeceği zaman, yapamayacağım zaman ben askerim deyince arada hep yırtıyorum. Ama soldier. Soldier diyorsun değil mi? Soldier. American soldier. Yok
mesela kendimi. CMC Opera House yazıyor. Burası çok niye Hose yazıyor? Opera. House yazmıyor. VO. H-O-V-S-E yazıyor. Vallahi bilmiyorum ya. Ya bu bina İngilizce'nin eski olabilir öyle söyleyeyim. Eski İngilizce mi olabilir? Çok eski. 1800 yıllarda falan yani. House belki evet. House. Öyle mi yazılıyormuş acaba ya eskiden? Ev olan. Belki de. House değil de House diye yazıyor mesela. House. Daha güzel bir isim aslında. Daha seksi yani. Yukarıdaki House. Şeyler görünüyor mu? Heykeller. O heykelleri seviyorum ya. Heykelin memesi var. Bir şey olur mu? Kadın koparamayacağına göre. Koparsın memesini. Ben Twitch'ten banlanmaktan bahsediyorum. Bir şey olmaz. Ya heykel o. Heykel canım. Heykelden bir şey olmaz. Twitch Bey, kendinize gelin. Bu binanın mimarisi çok iyi. Arka tarafı böyle taht gibi yapmışlar. Binanın kendisi taht gibi. Hangi şey bina? O geçtiğimiz opera binasında ama bu taraftan görünmüyor, bu taraftan görünmüyor. Mert nereden döndürelim Gökhan'ı? Bir sonraki ışıklardan sola yapabiliriz. Sol tarafta işte o en yüksek bina Chicago'nun, bu siyah hemen yanımızda kalan bina. Aa, o antenli olan. Aynen. Antenli olan. Buradan aslında U da atabilirsin. Buradan mı? Heykelin boydan fotosu gelir mi yazmış. Heykelin boydan. Orada bir yere park edip River North'ta yürürüz belki biraz. Demeye gerek var mı? Yok bence. Bence de yok. Eğer bu adam aptal değilse. Ya bence herkes aptal. Ben kullanırken artık öyle kullanıyorum. Ben hariç herkes aptal diye. Öyle kaza öyle kullanıyorlar. Aynen. Ben bir de üniversitedeyken kaza yapmıştım. Şeyde, Türkiye'deyken motor kazası. Hadi ya. O zamandan itibaren artık şey. Sen hariç herkes mal. Direkt o şekilde kullanıyorsun arabayı. Kötü bir kaza mıydı? Tabii ki uyuyordum neredeyse. Hadi ya. Hafızam falan gitti böyle 8 saat 10 saat falan. Oha. Oha, ben hafıza gitmek nasıl bir duygu çok merak ediyorum. Mal oluyorsun ya. Nasıl bir şey hatırlamıyor musun? Anasını satayım bir kere yaşamak istiyorum. Hatırlayacak gibi oluyorsun, aklına mı gelmiyor yoksa hiçbir şeyden haberin mi yok? Yani. Hiçbir şey haberin yok. Böyle orada nasıl ya diyorsun? Diyorsun ben ne ara buraya geldim diyorsun. Ne oluyor? Hangi mevsimdeyiz, hangi aydayız falan böyle bildiğin mal oluyorsun. Ben kazadan önce İlk hatırladığım şey evde bilgisayar oynuyorum. Gözümü bir açtım yoğun bakımdayım. Oha. Ne oldu bana diyorum. Elektrik falan mı çarptı acaba diyorum. Laptop'tan elektrik geldi bir şey oldu. Yani aklıma hiçbir şey gelmiyor. Ben ne ara motora bindim, ne ara kaza yaptım, ne ara Muğla'dan İzmir'e beni sevk ettiler şey Manisa'ya. Manisa'ya yani gitmişsin. Sıfır. Aklımda hiçbir şey yok. Şehir değiştirebilir miyim? Aynen. O zaman elektrik mi çarptı çok iyi. Ama aklına bir şey gelmiyor ki hani anladım. Ne olmuş da ben buraya çünkü en son hatırladığım bilgisayar oynuyordum ben. O ara boşluk kopya. Aynen ara boş tamamen sıfır. O yüzden hani acaba ne olmuş olabilir de ben buraya düşmüş olabilirim diye. Geçmiş olsun. Gülüyorum ama yani. Yaşamak istediğim yani yaşamak istediğim derken Allah'ım ne olur hafızamı kaybedeyim değil de merak ya, ettiğim enteresan bir his. Şey. Evet aynen. Enteresan çünkü hala şey. Mesela kazayı hatırlamıyorum. Sonradan şey oldu gerçi böyle ufak ufak. Hani böyle flashback gibi böyle küçük küçük sahneler kafamda canlı. Şu an film anlatıyorsun bize bildiğin flashback falan. Mesela şeyi hatırlıyorum yerde yatıyordum kafamı çarpmışım işte zaten ondan gitti benim şey. Şalterler kapandı. Burada işte birisi mesela kucağında tutuyordu beni bir tane çocuk. Şey yerde yatarken beni sürekli böyle tokat atıyordu hani uyan falan diye uyuma sakın falan gibisinden. Onu hatırlıyorum böyle bir sahne. Böyle değişik değişik kısa kısa şeyler. Değişikmiş. Ben filmlerde oluyordu hep diyordum hani ne yalan söylüyorlar. Diyorlar yok ya, ya. Ah, kısa geçirdi hafızlığı. Ya filmlerde yalan söylüyorlar da. Ya böyle bir şey olacağını işte. Şimdi nerelere park edebiliriz? Nerelere park edebiliriz Mert Bey? Şimdi ben bir cadde bakacağım. Önümüzdeki değil de. Önümüzdeki Franklin. Bir sonraki günü. Düz mü gideyim? Düz git. Böyle bir yerden Lake City'de falan gidip arabayı park edelim. Ne yapıyorsun lan? Ayı olayı. Sinyal bile vermemişsin. İnip döveyim mi ya? Yok yok inme. Askersin lan in dön. Askerim. Aynen ben de inme diyorum başım belaya girmesin diye. İn tekerleklerini patlat. Burada komando bıçağım var zaten çekip şeyin tekerlerini keseyim. Çar 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 çar. Sonra diyor ki I'm a soldier. İşte bu soldaki bina en büyük bina dediğim eskiler. Ha şu soldaki. Şu ekranda da görünen okey. Tam çevirecektim görünüyormuş zaten. Tam soldaki. Oraya çok güzel böyle şeyler yansıtıyorlar. 8.5-9 arası orada ya bir video oynatıyorlar o binada komple. Baya güzel bir görüntü oluyor.
Nasıl yani? Binanın akşam duvarında mı? Evet. Bir, bu komple bu gördüğüm binada bir şey oynuyor. Çok Cengi, büyük olduğu şey... için. Evet, bu da ilk hem köprü hem de köprünün üzerinden tren geçen ilk köprü falan olabilir Amerika'da. Öyle bir şey vardı bunun. Çünkü bu köprüler kalkıyor bu arada yani. Ya oğlum sanki arkamda geçen... mitrin konuşuyor ya. Adamın sese bak, hala takılıyorum ama. Üzerinden tren geçen kalkabilen ilk köprü. Buradan dönsün mü? Buradan dönmesin, Lake'den falan döner. Chat şu var ya, church, yani nedir onun adı, kilisemiş. Sayın Trump. Trump. Arkadaşlar. Burası metro girişi mi? Evet. Burada metroya tren deniyor arkadaşlar. Herkes train diyor yani. Evet, öyle Amerikalılar. Ben ilk geldiğimde diyorum ne treni ya diyorum. Ben hani alt tarafı 10 dakika gideceğim. Metroya bineceğim falan. Meğerse metro demiyorlarmış. Ya subway diyorlar. Abi. Bizim burada da şey var. Metro. Metro mu? Aynen, metro. O başka bir şey mi? Bilmiyorum, olabilir. O sabırlardan gelen büyük tren. Yani aynen bizim trenine metro diyorlar. Evet, kilise yine. Takıldım ben o kiliseye. Böyle kilise mi olur ya? Burada normalde üçgen kuleli falan olur. Bunlar kim yok lan? Evet, bunlar kim? Napolyon mu bu? Sen sormadan ben sorayım dedim. Neyse, ana kameraya geç. Görüntü titremesin ya. Öyle bir şey var mıymış? Ana kamera bu. Al sana ana kamera. Tutuyor Gökhan, dara geç falan. Bu adam bayılacak gibi tutmuşlar bu adamı. Aynen. Ama şekerim düştü deyip böyle. Yapma, iyiydim. Aman benim bir başım dön. Yazılan yazıyı okuyamıyorum ya. Robert Morris. George Washington. Sizin ben. Tamam, tekrar geniş. Ne geniş olmuş? Daha iyi diyorlar, geniş daha iyi diyorlar. Bak yazmışlar. Oğlum seni var ya, yeni gördüler, seni trollüyorlar ha. Oğlum ben yazanları okuyorum. Tamam bak şimdi, tamam genişi aldım, şimdi ne yazacaklar bak. Tamam, bekliyorum. Bir oku. Bunlar daha iyi şimdi. Ha, bak gördün mü? Tamam lan, genişle durun. Değiştirmeyeceğim. Böyle izleyeceksiniz. İzlemeyen çıksın, beğenmeyen ya, çıksın. Ne demiş? Tamam şimdi iyi diyorlar. Ha, şimdi iyi. Dikkat edin, düşünmeyin. Yani bayılmayı görünce ölmeye razı oldular. Bayağı kar var ya buralarda. Güzel tuzlamışlar. Dokunulmamış yerler var. Ayak basılmamış. Chat kusura bakmayın, gimbalım yok yani. Azıcık böyle iner kalkar yürürken falan. Valla benim evde gimbal da vardı. Titretiyorum azıcık. Getirebilirim. Yani azıcık titriyor biliyorum, çok az titriyor. O kadar idare edersiniz. Benim mitoya benzetenler olmuş gene. Aynen, söylüyorum oğlum. Sesin acayip şuraya benziyor. Şuraya ayağımı basacağım. Sesin inanılmaz benziyor. Kaydırdım onu. Bu kadar derin değilmiş ya. Ne var bunun altında, yazı falan mı var? İnşallah önemli bir şey yoktu. Adamların anıtına falan basmış olmayız. Tutuklanıyormuş bastanlar. Bize selam veren polisler. Suyun rengi çok güzel yalnız. Bak New York'ta bok rengi direkt. Böyle kahverengiye çalıyor. Burada biraz daha turkuaz rengi var suda. Bu göre arada şey, para görüyorum ben. Nehri arada bir boyuyorlardı. Boyuyorlar mı? Mesela senin her şey duydum mu? O boyadan kalma bir şey olmasın o? He, normal boya işte. Tam boyadan kalma bir şey olmasın hani. He, bilmiyorum. Acaba bu renk de boya mı, onu bilmiyorum. İşte onu diyorum, o yeşile boyuyorlar. Çünkü istedikleri zaman ama nasıl boya atıyorlar? Zarar vermiyor mu doğaya? Zarar vermiyormuş doğaya ve canlıya. Ya zarar vermeyen boya diye öyle söylüyor. Öyle diyorlar belki işte. De... Ağzına sıçıyordur bunu. Yerlerinden. 3 gün falan kalıyor zaten. Bu köprülerin hepsi kalkıyor. Hmm. Yelkenler. Yelkenler ben doğru mu bilmiyorum. Bu köprülerin bir tanesini kaldırmak istiyorsan maliyet $10,000. Çüş. Toplam 12 köprü genelde var. Genelde
tekneler toplu bir şekilde toplanıp parayı toplu veriyorlar. Yaklaşık 12 tane falan köprü var. Bir geçiş 120 bin dolar. Senede bir defa hava güzel olduğu zaman yani Mayıs gibi falan böyle bir toplu geçiyorlar. Bütün köprüler kalkıyor. Çünkü trafiği falan durduruyorsun ya yukarıda. Tabii canım, doğru. Onun bir bedeli var yani, o da bir 10 bin dolar falan. 10 bin dolar. Teşekkürler Mitrain. Akşam yayındayız arkadaşlar PUBG'de. Akşam PUBG mobilimiz var mı? Akşam 5'te PUBG mobilimiz var. Geçiyorum abi. Bekleyin oynayalım. Bu sesi arkadan. Gökhan'a keşke altın binayı göstersek. Altın bina şurada bir yerde kalıyor. Burada bir tane binanın çıtısı. En kötü dönüşte gösteririm. Bilmem kaç karat altın. Hadi canım. Kendime eleman arıyorum. Helikopterle gidip onu çalmam lazım. Tamam, ben bak bugün... Evet, askersin de. Hadi canım, asker helikopterle gelir, devletin malını devlete çalarız. O mu abi? Gerçi devletin malı değildir o. Bir özel şirketin falandır. Aynen, tabii canım, bildiğin özel bina. Tamam, devlete el koydu deriz ya. Ben askerim. Alırım bir tane. Kara Şahin Black Hawk'lardan bir tanesini alırım. Ablama bak nasıl koşuyor maşallah. Helal be harbi. Bu abla var ya, kadın. Kar, kış demeden koşuyor belli. Ha, daha önce gördüm zannettim. Öyle bir anlattın ki cümlenin sonunu bekledim böyle. Ha, fıstık tamam. Gibi yani şey, belli kondisyonu var. Tabii canım, güzel. Yaşına göre dedi. İyiydi. Ya manzara çok iyi yalnız. Şöyle bir durup Trump Tower'a bir bakalım. Ne kadar uzun ya. Ondan sonra bak şey bile oluyor bende. Böyle tepesine bakıyorum ya bunun. Başım dönüyor. Tepesine bakınca bile benim başım dönüyor. Yani o yüksekliği hissedince bile beni etkiliyor. Düşün artık ben uçağa binince neler hissediyorum yani. O yüzden dedim o senin yaptığın o uçağın tepesine evet. Çıkma muhabbetini. Yani zaten bir şey, korkun varsa çok hani mantıklı bir iş değil onu yapmak ama yüksek korkusunu yavaş yavaş. Çok acayip. Ben şunun üzerine atlasam ya da atlamasam da yani böyle yatsam acaba ağırlığı dağıtarak. Üstünde durabilir miyim acaba? Yayın tekrarını izliyorum. Tekrarını değil, daha doğrusu yayını. Buzlar evet çok güzel ya. Hatta şöyle güzel bir manzara yayından SS alarak size şöyle sabit tutayım sallamadan. Bilmiyorum. İstediğiniz SS'i alın. Ama çok güzel hakikaten. Acaba şuralarda buz mu? Buralarda buz bak. Oralar böyle çok ince buz. Bunlar da zaten şey, bir yerden kırılıp gelmiş bunlar. Burada böyle donmamış yani. Belki de evet. Zaten işte kırıyor işte buraya bir gemi geliyor, bütün bu buzları kırıyor. Nasıl kırıyor? Böyle çekici falan mı var? Tak tak tak. Yoksa direkt üzerinden yüzüp geçiyor da... Kırmızı bir gemi. O gidince zaten hepsi kırılıyor. Ha. Ucu böyle sivri. Yukarıdan drone ile falan çekiyorlar, bayağı güzel gözüküyor. Hadi ya. Geminin çekici mi olur ama? Ne bileyim aslında nasıl kırıyor acaba? Çünkü... Hani ne kadar büyük bir gemi? Şu kadar bir gemi ise kocaman nehir yani. Hepsini birden ya, nasıl kırıyor? Bayağı. Büyükse buradan nasıl geçiyor peki? Şimdi kafamda deli sorular görmem lazım. Çap sana. Bizimkiler paylaşmıştı. Ey Trump, sen kimsin? Niye marketplace yazıyor bu şeyde, girişte? Burası böyle şey gibi, o taraflarda bar, restoranlar falan var. Hani. Bir de gerçek boyutuyla alalım burayı. Düz kamerayla, şöyle. Yani bize de o kadar çok şey paylaşılıyor. Yok, görünmüyor, sığmıyor. Ama yine de güzel. Gacı geliyor. Buyurun seri. Şu bulanma kesiz. Bak geliyor. Bak böyle. Bir saniye pardon. Pardon. Şunu bir düzelteyim. İşte minnacık gemi. Ama işte şimdi kırmaya yetiyor. Bir don't. Ulaş ulaş. Yayını izliyordun da. Lan sen mi diyorsun lan? Bir don't. Oğlum ödüm koptu ya. Sen de biliyor musun ama bir yemin alamadım. Dilenci gibi geldi diyorum vallahi. Burada da mı var bu soğukta? Çalışacaktım, dışarı çıktım. Senin storylerine bakıyorum, tamam baktım. Abi Gökhan nerede gelmiş? Arabayla takip etmeye başladım, baktım oraya fark edin. Dedim bir troll yapayım, ne yapayım ne yapayım. Ne yapayım diye düşündüm. Dedim gideyim dolar isteyeyim falan filan. Gidin dolar isteyeyim de gibi. Nasılsın, iyisin? İyiyim, sen de. Adın ne? Ulaş benim ismim. Ulaş. Adam stalk şey ghost ya canlı. Chicago'da ghostlandık. Ne yapıyorsunuz süper diye. Siz beni gördün abi. Bir not. Böyle bir korktum, anlayamadım. Abi bir liranız var mı diye. Bir düşündüm var mı diye. O da yok diye. Nasıl buldun Chicago'yu, beğendin mi? Beğendim ya. Sen düşüyorsun ulaş. Yalan söyledim. Beğendin mi güzel? Çok soğuk değil mi ya? Gerçekten ben soğuktayım zaten. Yani
soğuk bir şehre göre güzel bence. New York City'ye kıyaslıyorum da çünkü bayağı büyük. Güzel temiz. Bayağı temiz bir şehir burası. Aynen. Sen burada mı yaşıyorsun? Ben burada yaşıyorum. Chicago'yu çok gezmiyorum. Sadece Özge'nin hikayelerini izliyorum Chicago'yu. Hangi restoran güzelse oraya gidiyorum. Yani Chicago'ya gelirseniz Özge sizi şey yapar, rehberiniz olur. 1500 dolar karşılığında. Ben de yani 1500 TL de var. Senden almadım, onlardan da almadım. Evet, tamam. Ben seni başka yere gidiyor diye biliyordum. Buraya uğraman beni şaşırttı aslında. Vallahi ben de beklemiyordum ya. Ben Florida'ya taşınacağım da. 5-6 gün sonra taşınacaktım. Dedim Rochester'da boş boş duracağım ha. Adamın ne abi? Adamı görüp geliyorlar yani. Ben sürekli geziyorum. Ghostlandık ya. Yayında ghostlandık resmen. Aynen ghostlandık. Mitrain'i ghostladılar yazıyorlar. Mitrain ghostlandı. Sen Twitch takip ediyor musun? Twitch açık konuşayım. Çok izlemiyorum. Hı-hı. Normalde YouTube falan izliyorum genelde. Sadece senin videolara bakıyorum Twitch'te böyle ne yapıyorsun falan diye. Bazen Amazon Flex falan yapıyorsun, izliyorum. Aynen. Ben Paso Ghost öldük abi, backstep abi. Şey güzel işte, Gökhan abi çalış, Flex yap abi, Uber yap abi, bir taşın abi, bir şey yap. Sürekli amelilik bende, onlar izliyor keyifle. Ama bir süredir seni bekliyorlar yani, uzun bir süre. Aynen. Ya ben de bekliyordum ya. Ben var ya yayın yapmıyorum, inanılmaz özledim. Bir de üzerine eğitim ortamı çok sıkıcıydı. Telefon yok, bir şey yok, Türkçe konuşamıyorum. Bu iş şiştim artık. Biter bitmez hemen başladım. Tahmin edebiliyorum. Ben de keyif alıyorum ya, ben de eğleniyorum. O zaman chat'i çok özledim diyebilir miyiz? Chat sizi çok özledim. Ya! Yani iyisiniz, kalpleriniz öpücüğü. Bugün o kadar soğuk değil, sen çok üşüyorsun. Sen alışmışsın buraya ben. Sen kaç olur mu? Ya bir şey diyeceğim, şu an burası -1 derece, -1 soğuk mu diyorlar. Burası -7 falan diyorlar ama buranın... -1 aslında soğuk değil ama nedense daha... Buranın soğuğu bir tık farklı yani. -1 gibi değil burası ya. Bence 5, dün çok sıcak. -1 sıcak falan diyorlar da dün -20'ydi mesela. Dün gece -20'ydi. -19'a uyandım ben dün sabah ya. Ay, dün çok soğuktu bence. Yani. Hissedilen daha yüksek. Ben iş, okul vesaire. 3 yıldır Amerika'dayım. Daha önce Boston'da falan yaşadım. Ondan sonra aslında Seattle'da Work and Travel'a geldim ben ilk. Work and Travel'dan sonra Boston'a geçtim. Ondan sonra Chicago'ya geldim. Niye bu kadar gezdin? Hayat işte, mücadele. Yok abi soruları. Ben röportaj yapıyorum. Her kafasındaki soruları ben aslında... Yani madem ghostladın kardeşim cevap vereceksin ay, sorulara. Ya analiz etmeye çalışıyorum işte hangi yerde daha iyi yaşanır falan filan diye. Chicago'ya gidiyordum falan işte. Özgür'e falan da görüyordum lan, dedim geleyim falan, belki güzel bir yerde falan. Geldik. Gidiyormuş, taşınıyorum. Yine mi? Aa, bak çok işte gördün mü? Texas'a gitmeyi düşünüyorum. Bilmiyorum. Ama hemen peş edemezsin. Texas'a gideyim diyorum. Hep ben Northside'da bulundum. Hep soğuk soğuk soğuk, canım sıkıldı artık. Dedim güneye, rahat bir eyalete gideyim. Gidin de Northlar bize kaldı. Gökhan da soğuktan sıcağa gidiyor. Sen de git. Sonra bir söyleyeyim ha, bakalım. Bir 6 ay sonra. Özgür'ün bu kadar burayı sevmesi yani... Tamam burası çok güzel şehir ya. Overrated bir yer değil. Diğer sitelere göre burası çok güzel. New York'a falan göre çok temiz falan ama. Buranın insanları çok iyi abi. Evet. İnsanlar çok tatlı yani gerçekten. Mesela bu kadar şey güler yüzlü değiller. New York City direkt herkes işine koşturuyor çünkü. Size biraz daha çiğ. Büyük şehir ama daha düzgün insan. Ben sana merak ettiğim bir soruyu sorabilir miyim? Bir dolar verirsen bir sorabilirsin. Sakın sorunun içerisinde pizza olmasın. Vallahi ay, seni şurada atarım. Fırına verdim mi falan demeyeceğim. Şey diyeceğim. Mercimek var mıydı? Askerliği seni değiştirdiğini düşünüyor musun kişi olarak? Yani çok uzun bir dönem askerlik yapmadın ama o ortam, o insanlar... Flash bir soru. Abi moderatör evet, benim abi. Ve sana ne kattı, pozitif ya da negatif? Biraz böyle kendine biraz daha özgüven katıyor açıkçası. Çünkü şeyi görüyorsun böyle. Ulan bazı şeyler korkutucu. Mesela yükseklikte şey vardı. Bir tane kuleye tırmanıp iniyorduk böyle. Hiçbir şey yokken. Allah. Bunu cebime peçete. Sümüklü Gökhan. Sümüklü. Çıktı. Onu hani böyle yapabildiğimi gördüm. Mesela normalde baksam derim yani hayatta yapamam diye. Biraz insanın kendi özgüveni geliyor. Yaptığın şeyleri görüyorsun. Sıfırdan bir şey öğreniyorsun. Mesela helikopter tamiri. Hiç bilmem etmem yani. Ben elime araba bile tekerini değiştirmeyi bilmem. Akünün hatta jump start diyorlar ya, onu bile bilmiyorum mesela nasıl yapıldığını. Ama sonra bir şeyler öğreniyorum falan. Diyorsun ki 30 yaşına geldim. Farklı bir ülkedeyim, farklı bir dilde. Hiçbir şey bilmeden sıfırdan üçüncülükle de bitirebiliyorsam benim herkes yapabilir. Yani işte bu. İnsanın kendine özgüveni gelmiyor değil. Bundan 15 yıl öncesine dönsen Amerikan ordusuna gireceğini hayal edebilir miydin ya da düşünebilir miydin?
Yok. Hiç aklıma hiç gelmedi. Alakası bile yok değil mi? Toplam 2 dolar oldu. Sonra ama benim zaten... Abi ben... Zaten ben ona hep sırf benefitler için işte sağlık sigortası, ev kredisi, vatandaşlık bilmem ne saydım. Onlar için girdim. Yoksa çok da umurumda değil. Bir ID hissetmiyorsun yani. Ama her yerde askerim diyor. Bir şey diyor, ben askerim diyor. Yayında gördüm, ben askerim, bana bir şey yapamaz zaten. Aynen aynen. Abi ben Çetin sözcüsüyüm şu an. Asker muhabbetine döndü gene Gökhan abi diyorlar. Ulaş abi sen ne iş yapıyorsun onu söyle. Adamlar onu merak ediyor. Sen burada nasıl para kazanıyorsun? Para kazanıyor musun? Abi, sen ne para kazanıyorsun? 5 dolara ne alıyorsun marketten? Anlat abi. Soruyor, 1 dolarım var. Bize entertain ver abi. Sosyal medya yapıyorum. Röportaja mı geldi diyorlar. Ulaş'ın çok güzel videoları var aslında. Ben seni takip ediyorum. Ya herkes YouTuber mı ya? Ulaş TikTokçu galiba. TikTok yapıyorum, Instagram falan yapıyorum, YouTube yapıyorum ara ara. Böyle konuşuyor. Aa, TikTok sevmez kimse. Ya TikTok'ta sadece videoları üretiyorum. Orada çok böyle bir kitlem falan yok zaten. YouTube falan. Üretiyorum yok. Derken? Elit aldın çekiyorsun. Hani kendim böyle ha. Şuraya gittim, buraya gittim falan filan. Plus aynı zamanda Uber yapıyorum burada. Uber zaten herkesin şeyi. Kaderimiz Chicago'nun belası yani. Herkesin cebinde bir Uber var. Maalesef. Ama benim hayatım çok sana benziyor. Aynı zamanda emlakçılıkla ilgilenmeye çalışıyorum. Öyle mi? Ben başladım, beklerim. Emlakçılıkla ilgilenmeye çalışıyorum. Öyle ya, ben daha çok gencim, 23 yaşındayım. Bir şeyler bulmaya çalışıyorum çok falan. Harbi gençmiş ya. Sen kaç gösteriyorum? 25 yapıyorum. Ay teşekkür ederim. Harbi çok yaşlı. Tebrik ediyorum, doğru cevap. Çok yaşlı mısın? Aslında teknik olarak 26 ama ben 25 diyorum hala. Sen abi 30 bildin yaşındasın. Yani. Hiç göstermiyorsun yani. Yolda görsen birader 2 liram var mı? Dememiş gibi. Dedim zaten. Çok ciddi sordun ya. Ben gezmeye devam edelim mi? Edelim. Yine. Aynen. Chat de zaten diyor ki artık devam edin diyor. Aynen. Ben tutayım hadi kamerayı. Chat benim elimdesiniz ona göre ha. Ama chatte mitre beni bayağı aynen. Mito sananlar mitre. Da var böyle. Ne şey diyor? Mito değil falan. Yok mitre işte. Akşama PUBG mobilimiz var. Ya da normal PUBG oynayalım ya. Bana öğret. Abi hiç fark etmez. Evde bilgisayar var. Bambam. Ben mobili beceriyorum. Normal PUBG yok. Elim ayağım birbirine giriyor adam görünce. Valla gayet. Duvara falan atış. Son zamanlarda Valorant oynuyorum. PUBG biraz. Valorant hiç oynamadım. Valorant çok keyifli ya. Güzel yani. Ama çok popüler lazım. Aynen. Bu da en güzel manzaralı Apple Store'dan bir tanesi. Ne o? Apple Store. Ha Apple Store şu. Aynen. Hemen şurası. Alta mı iniyorsun? O kadar. Ha o kadar. Yani. New York'ta da buna benzer bir yer var da böyle camlı ama aşağı iniyorsun bodrum o katında. O arkasında işte Chicago Tribune. Bu da çok eski bir bina yani. Chicago'nun lokal gazete binası yani orası da. Burası da işte o geçtiğimiz Michigan Köprüsü. Şu an altındayız. Az önce üstünden geçtim. Fox River'a götürün bizi diyorlar da Fox River biraz uzakta. Bir de oraya gidersek duvardan başka bir şey göremeyeceğiz yani. Gidenler ha, hapishane iyi mi? Hiçbir şey yok yani Fox River'da. Hapishaneyi diyorsun değil mi? Aynen. Fox River. Operizm Break'teki hapishane. Herkes koşuyor soğuk muğuk demeden. Buradan yukarı çıkıyorsunuz çünkü buradan sonra pek bir şey yok. Nereden çıkalım? Şuradan çıkalım. Tamam. Burada şu Özge siyah. Ulaş. Şuradan çıkalım abi. Biz dedikodu yapıyorduk yakın aslında. Abi sana bir de bilgi vermek istiyorum. Ver tabii. Buradaki alley'lerle, sokak aralarıyla ilgili. Aha. Böyle şık şeyde de var değil mi? New York'ta da çok sokak arası alley falan filan var. Valla alley dendiğini daha şimdi anladım, şimdi duydum ama dinliyorum, anlıyorum. Zamanında burada Chicago'da çok büyük bir yangın olmuş abi. Aha. Yangınlar yangına müdahale edemediği için yani itfaiyeler yangına müdahale edemediği için sokak aralarını sokak aralarını daha geniş inşa etmeye başlamışlar. İtfaiye falan evet. Bir şey olduğuna rahat müdahale edebilsin. Aha. O nedenle belki Amerika'da en çok LA Chicago'da var. Bayağı sokak arası var burada ya. Kocaman kocaman. Ya sokak arası derken bildiğin sokak değil mi? Sokakla İki sokak binanın arasında çok konulan yerler var ya. Şu Spider-Man'in falan atladığı yerler. Tamam tamam. Batman'in indiği yerler. Spider-Man'in atladığı Batman'in indiği yerler. New York olarak düşünüyorum da New York'ta hep böyle kaldırımlara sokağın kenarına atıyorlar ya çöpleri. Ondan aklım almadı yani. Kafamda canlandıramadım diyeyim. Vur, oldum lan. Ha heykel. Heykel görünce oturup böyle bakıyorum. Regeneration. Bu da şey diyor kadın, diyor ki ben buraların kraliçesiyim diyor. O iki adam arkada kavga ediyorlar, görüyor musun?
Kadın için mi? Aynen. Ha. O da diyor ki ne olur yapmayın sultanım. Aha. O da diyor ki Allah belanızı versin şimdi çek işte hepsini dövecek. Anam ne güzel yapmışlar hikayeyi. Ne diyorsun Özge? Ha? Ne diyorsun? Baksana hikaye orada. Bu da kadının kızı üstündeki. O niye ölmüş? Ölmüş mü? Melek yok. Olmuş o. O kaval çalıyor işte şenlensin oynayalım diye. Aa ejderha da vuruyordu. Aa evet. Hiç bu kadar incelememiştim bu heykeli. Çok hoşuma gitti. Ya burada yaşıyorsun. Her gün görüyorsun ama hiç yüzünü çevirip bir bakmıyorsun. Gökhan Ermey'e teşekkür ederim. Rica ederim. Beni seni aydınlattım. Ne tarafa? Şey ya. Ha, bu tarafa gideceğiz değil mi? Nereye gidiyoruz? Oraya mı oraya mı? Ya bu lan nasıl bir fotoğraf çekiş ya? Fotoğraf mı çekiyor? Kim o? Nasıl bir fotoğraf çekiş ya? Ben de merak ettim nasıl bir şey çekti acaba? Soralım mı? Yerin dibine kadar soktu telefonu. Belki de çok ünlü bir sanatçıdır ha, dur bak şimdi. Poz vereyim mi? Sen track pozisyonunda. Çıkırt. Biz de onu çekiyoruz. Ben merak ettim, ablaya soracağım. Hadi git. Abi nasıl yürüyor? J-Walk yapamıyor muyuz sen yeşil yanı? Ne oluyor lan? Abi adam niye bağırıyor ya? Telefonda bir insan böyle konuşur mu ya? Bak şimdi. Yanımızdan geç. Hi, did you get a picture? Did you take a picture? Did I take a picture? Bence Özge boş ver. Özge gel. Oo salak, araban kırıldı. Kesin kesin çıktı. Araba kırıldı. Ağırımdan geçti. Vallahi. Kırdı arabayı. What the fuck oğlum? What the fuck are you doing there? İsmini çek, ne oldu? Az önce adam dönerken çok dar döndü. Araba kaldırıma çarptı çat diye. Abla diyorum ki, did you take a picture? Diyor ki, did I take a picture? Ablanın kafası güzel. 5 liraya mı satmış? Abi bir daha sorarak zaman kazanamazsın yani. Kur'an mı satmışım? 5 lira mı? Kaçta karşıya geçiyoruz, cevap vermem lazım. Ne satıyorsun dedi ya? Ey Allah'ım ya. Diyor ya, çok basit. Yes ya da no. Ama sen de yolda karşıdan karşıya geçerken herkes geçiyor ya ondan. Arkadan abi arabalar dese ki, ah ne alaka falan tersi sanırım. Diyor ki, did I take a picture? Aynen, çok saçmaydı. Ben fotoğraf mı çektim ya? Ama niye? Burada herkesin istediğince sormak normal. Bu mu altın bina? Aynen lan, nasıl buldun? Ha işte bu bina, bu bina. O bayağı belli gerçek altın. Altın binayı bulduk Çek. Abi biliyorum bu binayı, şimdi ayıktım. Şunun tepesi komple altın mı şimdi? Helikopterle çalacağız o altınları. Allah'ım tutmayacağım. Foto. Şu an yayın gitti galiba. Yok, benim öğün var şu an. Şunun ucu altınmış Çet. Bunu gelip madencilik yapmıyor muyuz? Yalan ya. Aa. İnşaat. Durup inşaat izleriz ha. Bunun içine adam mı var şimdi o şeyin içinde? Asansörün. Tam beynim durdu ya. Güzelmiş. Yani çapalarla gitsek kazabilir miyiz o altınları orada? Aşağı... Sen bir helikopter çöz abi. Tamirci böyle bir anlaş bir tanesi de bir gece ansızın. Vallahi olabilir. Bir gece ansızın çekelim. Bir gece ansızın gelmedik mi? Tabii. Kim bilir kaç bin dolarlık altın var orada. Ben maymun gibi tanımlıyorum. Minimum 100 milyon dolar diye bir tahmin var chatten. 100 milyon dolar mı? Yok canım, o kadar altın yoktur orada. Ya zaten o kaplama olduğu için yani. Ama gene de para yani. Tabii canım. Hatta bir de onu bakın şu binadan çaldık diye satsan kara borsada üf. Yani sıradan bir kaplama altın değil. Yani oraya o binanın, o Chicago'daki binanın. Sonra da ama yakalanmadan yapacak. Onu küçük küçük satarız ya. Aynen. Önce dişlerden başlarız, dişleri altın yaparız. Chicago Bulls stadına gidelim diyorlar ama. Ne stadı? Chicago Bulls'un stadına gidelim diyorlar ama yani. Dışarıdan bir bina, çok bir olayı yok. İçine de bir şey yokken girilmiyordur herhalde. Hiç denemedim. Aslında maçlar aktif şu an ama. Bu aralar maçlar var aslında ama. Buradan sağdan düz geçelim. Araba da çünkü orada kalıyor. Tamam. Buradan sağ mı öpüyoruz? Jordan heykeli var aga diyorlar. Bak ben bilmiyordum Jordan heykeli olduğunu. Bakayım. Jordan heykeli mi varmış? Jordan. Michael Jordan mı? Yoksa Jordan başka bir Jordan mı? Jordan statü yazayım bakayım. Öyle bir şey çıkıyor mu?
Ama yer sallanıyor. Falan gittiniz mi fasulyeye falan? Fasulye mi? Fasulyeye gitmediniz mi? Fasulyeye çöre bir yer mi? Yekili varmış abi. Gidebiliriz. Yakın mı yürüyerek yoksa? Yakın fasulyeye uğrayabilir miyiz istiyorsanız? Fasulye diye bir mekan mı var? Yok, burada bir tane bin var. Bir tane böyle mimari yapı. Yani. İnsanlar fotoğraf çektirmeye geliyor. Bütün Chicago gökdelenlerini görebiliyorsun. Chicago'nun asıl simgesi orası yani. E gelmişken gidelim hadi o zaman. Şu. Ha, işiniz yani vaktiniz varsa gidelim. Uğrayabilir miyim? Chicago gelmişken burada fotoğraf çektir tamam. Ki anlasınlar Chicago'ya geldiğini. İyi tamam geldik deriz ya. Gökhan Chicago'ya geldiğini Özge ile yayın açarak anlatıyor. Ya aynen yayın açtım daha ne kadar Chicago'dayım Chicago diyebilirim. Chicago demek Özge demek oldu. Özge artık beni replace yapıyor. Muhtar artık. Ya. Onunla fotoğraf çekiliyor. Adam bak, kışı hazırlıklı. Kafe var abi. Başka yerde var mı bilmiyorum bak. Burada hayvan gibi sıra oluyor. Çok bir olayı yok. Yani öyle krebin üzerine Nutella falan sürüp 16-17 dolara satıyorlar. Bu Nutella kafe. Gördüm şu köşede. Sanırım başka yerde yok bu kafede. Nutella'nın kafesi varmış ya. Vay be. Şimdi Nutella kavanozlarının adını yazıyorlar. He. Abi, güzel hediye olur aslında. Bak buraya göstermişler. Ha Nutella kafe değil mi? Aynen. Sen buraya gelmişsin Özgür. Aa böyle yani. İsminizi yazıyorlarmış bak. Abi ne videom var onu izleyebilirler çok merak ettim. Nutella yerine işte Jennifer yazıyorsun. Gökhan yazan Nutella. Harun yazıyorsun. Ne kadar yapıyorlar yapalım mı öyle bir şey? Bilmem. Ya ben Nutella da yemiyorum ki hiç. İstiyorsunuz gerçi yemek diyebiliriz. İçeri bir şey çete istiyorsun. Sen tam bir malım ya. Bir tık ısınırız. İyi, maskeniz tamam, varsa. Aa maskem yok. Ben bir de... maske arabada kaldı. Ben sonra gireyim içeri belki var. Olabilir abi. Ben bunu buldum. Fazla mı o? Evet. Don gibi. Dona benziyor. Ya zaten içeride oturmak istiyorsan açık kartını göstermek zorundasın yani. Artık bu zorunluluk geldi. Bende kart yok. İçeride oturmayacağız ama zaten tamam. Ya. Böyle bir... Ben askerim desem. Çünkü bak şakasına demedim. Ya, bütün kapıları bir şey diyeceğim. Buna ya. Şakasına demedim. Bizde zorunlu ya aşı. Hani askersin aşı olmuştur artık herhalde diye. O yüzden dedim. Aşı bir şakasına demedim ya. Bir tane oturmayacağız biz o zaman. Umarım internet çeker. Umarım internet çeker. Allah'ım ne olur internet çeksin. Allah'ım ne olur internet. İnternet şimdilik var. Allah. Pardon. Özür dilerim. Ben askerim. Valla müzik kaçtı lan. Maskenin ipi ağzıma kaçtı. İçinde ip varmış ama onu. Boğuluyordum. Çete göster abi çete yaptığını merak eder. Özge maskenin içinde ip varmış. Tam nefes alıyordum. Hadi gelin. Bir gırtlağıma kaçtı. Çıkarttım attı. Nasıl dandik bir manke ya. Bu ne kadar dandik bir maske. Özge öldürüyordun beni. Gırtlağıma ip kaçtı. Arkadaşlar asla iyilik yapmayın. Neyse attım. Hayır, bir de asker öldürüyorsun yani. Aynen var ya seni idam ederler Özge. Askere suikastten seni var elektrikli sandalyeye bağlarlar ha. Aklını alırlar. Aynen. Ya da enjekte köpek zehri verirler. Paketlemezsin maskeyi. Bakmadan takın. Askerinizi alın. Ya bakamadım tek güvendim sana Özge. Bana hiç güvenmiyor. Bu şekilde abi. Evet çok bir şey alıp yemeyeceğiz oturmayacağız ama fiyatlar böyleymiş. Mesela... işte ne bileyim muzlu ekmek falan bunların hepsinde Nutella'lıdır büyük ihtimalle. Abi genelde ya krepler ya da meyvenin üzerine Nutella döküyor. Aslında hiçbir olayı yok diyorum ya sana. Ama bir sıra oluyor önünde inanılmaz. Ya 5-10 dolar arası. Fiyatlar çok ucuz bu arada ha. Bayağı ucuz. Aynen şu tarz olarak genelde şöyle. Waffle değil mi bunlar? Aynen. Diyorlar ama çok aşırı pahalı bir şehir değil. Çok ucuz lan. Bayağı ucuzmuş. Ben daha fazla bekliyordum. Şunu döndüremedim. Daha Chicago'ya bakınca böyle kocaman binalar, büyük şehir, pahalıdır burası diyordum. Evet, bence değil yani. Adımızı nasıl yazdırıyoruz? Kavanoza. Şey, kavanoza sorayım mı? Sor. Eğer yani çok uzun sürmeyecekse yapılabilir. Yoksa boş ver. Aa, kamerayı dert çektiler galiba. Bana şey yapıyorlar. Elinde kamerayla şey yapıyor diyor. Burada bir tane Türk kız çalışıyordu hatta. Daha öncesinden geldiğimizde arkada. Neymiş? Burada Türk bir Türk çalışan vardı. Bir Türk kız çalışıyordu burada. Hmm. Kamerayı burada adam menajerine şey yapıyor. Elinde böyle kamerayla geziyor falan gibi bir şeylik yaptı. Bana baktılar da o yüzden çevirdim. Ha yapsın bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum ya. Turistim anı kaydediyorum.
Senin maske çok orijinal abi. Şehir elle tutmalı sistem. Bu arada yurt dışında abi bir tane video. O zaman şey çıkabiliriz ya, yeteri kadar gezdik gördük, şimdi 2 saat uğraşmayalım. Özge. Gel gidelim. Boş ver, uzun iş. Başaramadık abi. Zaten ben olabildiğince az eşyayla gitmeye çalışıyorum Florida'ya. Ve şimdi Nutella'sını gerek yok. Abi şey diyeceğim, hani müsaitseniz bizim eve gidelim, çay kahve yapayım size diyeceğim. Benim ev şurada ama gerek istersen. Yok ya. Sağ ol, teşekkür ederim. Nerede oturuyorsun? İki sokağa giderdi. Stüdyo mu? Ben bu maskeyi tutayım var ya, yüzüm ısındı biraz. Stüdyo. Yani stüdyo değil aslında, bir artı bir. Tek mi yaşıyorsun? Aynen. Kiranı sorayım mı? Emlak çift ya. Abi ben çetin sözcüsü olmaya çalışıyorum da. Aynen, sen olabildiğince aktarabilirsen. Adamlar beni merak ediyor. Şu biraz çok geliyor. Abi yurt dışında bir tane video meşhur oldu. İzlediniz mi? Elleriyle sıcak çikolata yiyorlar kafede. Böyle ellerini açıyorlar, Nutella döküyorlar. Ellerini yalıyorlar böyle. Bayağı moda oldu, sıra oluyormuş kapıda. Evet. Fransa'da bir yerde yüksek ihtimal. Yeni trend, sadomaso. Ben öyle elleriyle kum yiyen adam görmüştüm. Bir tane siyahi bir adam. Bildiğin koronayı alıyorsun yani. Allah Allah, hiç öyle bir şey görmedim ya. Chat görmüştür belki. Bu bina da güzelmiş. Neymiş? Vay, bak bu da public. Ha, bu demek ki bak public yazacak ya. PVBLIC. Tamam, U'muş bak, onlar bak, o zaman. Aynen, building yazıyor, o da V ile yazıyor. O U demek. Binalar İngilizce'den eski diyorum. Bir yo, building. Yo. U'yu V şeklinde yazmışlar. Acaba V'yi nasıl yazıyorlar lan? Merak ettim şimdi. Public Library of the City of Chicago. Founded... Bilmem o rakam galiba. Onu okumayı bilmiyorum. Building completed bilmem ne yine rakam var. Güzel bina yalnız. Şekil. Kütüphaneymiş chat burası. Chat var mı bir ders çalışmamız? Yok. Ne dersi ya Özge? Şurada keyifle geziyoruz şimdi. Dersi mersi hatırlatma Özge. İçeri girip üçgenin iç açılarını toplamak için. 180. 180 dolar. Aynen. Tebrik ederim. Bizden 100 dolar kazandınız. Tebrik ederim. Bizden Wingwalk kazandınız. Seni uçuracağım. Wingwalk mu? Wingwalk. Ha, benim Wingwalk. O ne ya? Wingwalk. Ha, öyle mi deniyor? Yani uçak kanat yürümesi gibi. Aynen. Kanatta yani yürümek. Sen buz pateni biliyor musun? Ankara'da, Ankara'da biz buz patenleriyle kayarak aynı anda hedefleri vurma talimimiz vardı. Winter Soldier şeyi, eğitimi. Abi, göstereceğim bir pist var burada, buz pisti. Ha. İstersen. Bilimin tam altında. Ama bayağı güzel yani. Burası çok soğuk olduğu için kışın açık havaya buz pisti kuruyorlar. Bayağı biz güzel. Kayanları izleyebilir miyiz kenarda? Abi. Tamam, izleyebilir miyiz? Şöyle. Ne İstersen yapalım? Yukarı çıkalım, yukarıdan aşağıya çekmek de güzel olur. Orası balkon gibi. Olur olur. Çıkalım. Hem yeni göstermiş gördüm olursun, hem aşağıya gösterir. Tamam. Gidelim bir train. Bu ne? Hangisi? Tam karşıdaki. Orada amfi, tiyatro gibi bir ha, şey orada, var. Oranın etrafı çimenlik, orada konserler falan veriyorlar böyle. Ha. Bir de Cloud Gate diyorlar buraya. Bulutların kapısı gibi böyle değişik böyle bir sanatsal bir şeyler. Yani çok taşıklayamadım ama. Öyle evet, söylüyorlar. Sanattan yani ne kadar anladığını anladık. Değişik sanatsal bir şeyler. Değişik sanat bir şey işte yani. Abi burası paslanmaz çelikten yapılmış 2004 yılında aslında. Bak adam anlatıyor. Şurada gördüğünüz paslanmaz çelikten yapılmış. Ve bunun ünlü olmasının sebebi de üstündeki yapı sayesinde buranın bütün gökdelenlerini görebiliyorsun. Hadi yani canım. Aslında paslanmaz çelik sanatı ama herkes fotoğraf çektirmeye geliyor. Aslında hani fotoğraf çektirsinler diye yapılmamış burası. Ha. Niye buraya koymuşlar o zaman? Yani Chicago'nun simgesi, Cloud Gate. Ya fotoğrafta çektiririz o zaman ama. Tabii canım. Ha tamam. Herkes burada fotoğraf çektiriyor yaz kış. Yılbaşında çok güzel oluyor burası ya. Çok renkli oluyor yılbaşında. Çok oluyor. Oha harbiden ne güzel duruyor. Bu fasulye bu mu? Aynen. Ha. Oha ne kadar güzel. Çok ya, parlak. Bu uzaktan oha gösterdiğimiz yarısı kesik bina. Orası boşluk. Ha, şu değil mi? Aynen. Dur oraya zoom yapayım da boşluğu görünecek mi bakalım. Telefonu alalım. Şurada bir yerde ha. Şimdi orada sadece binanın kolonları, sütunları abi, var. Abi binanın başka inşaatına başlıyorlar. Bu arada bunun burada bir tekne turu var. Oradakiler anlattı. Oradan biliyorum yani. Sallıyor ziyade mi size? Onu hep derler. Şimdi anlat ha. Binayı o kadar yapıyor oraya kadar. Sonra büyük ihtimal işte rüzgar teslimi de geçememiş galiba. Ya orada bırakacaksın demişler ya da
boşluk bırakıp devam edeceksin. Ya Mitrain biz yürü abi, ya. Abi Karadenizli Mitrain bırakır mı? Adam boşluğu bırakmış devam. Ama orada havuz var galiba. O kadar. Abi Mitrain söylüyor, ben söylemiyorum ya. Şu an kendimi chatte gibi hissettim ha. Yayını harbi ben de izleyici olsam bence çok çok toksik bir adam olurmuşum ya. Anlatacak ya böyle tamam. Ama tam öyle yani. Tam demedik yani. Yani biri bir şey anlatırken. Ay karlı çok güzel duruyor be. Şimdi chat'i anlayabiliyorum chat. Sizi anlıyorum chat. Siz artık kızamıyorsunuz. Aa TikTok çok güzel. Rakiplerim ya. Hemen girmem lazım. Aa rakiplerin. Bak koskoca adamın rakiplerin ama bak. Şu kızlar. Küçük. Kaç yaşında onlar? Oha kaç yaşında onlar? Küçük onlar. Ben 15 diyorum. Tabii. Kızlar 5000 kişi izliyor. Siz belki orada 300 kişi TikTok çekmek için götünüz dondu orada. Yalnız chat harbiden çok güzelmiş bu ya. Değişikmiş yani. Baksana kocaman bir fasulye. Bunun içinden geçebilirsin. Dur bunu normal kameraya alayım bir. Heh. O hakikaten tam sığmıyor ama. Artık Mitre'yi göstereyim. Neredeydi? Bu da biz. Elim bu kadar sallanmasa soğuktan. Tekrar geniş olalım. Heh. Bir bakalım altından falan geçeyim mi? Altından geçip bir de diğer taraftan görünce daha güzel oluyor. Binalar daha çok güzel. Yansıyor. Sana boşluğu oluyor böyle. Sanki seni yiyecekmiş gibi. Harbiden ha. O çok değişik. Ortası boş mu bunun? İçi boş galiba. Bir dakika, ortası boş mu? Beynim durdu lan, değil. Boş derken? Abi boş değil. Gökyüzüne boşluğa çıkıyormuş. Oha, bildiğin error verdim. Kafam güzel gitti. Harbiden, çok acayip bir his. Üstü boş gibi durmuyor mu? Buradan böyle ortası gelirken, bak tam buraya gel. Aynen, sanki aynen. Böyle ortası şuradan delik gibi görünüyor. Aynen. Oha, çok enteresan yaşıyoruz. Lan. Güzel bir sanat eseri ama. Bak. Gerçekten chat bak. Oraya baka baka gideceğim şimdi tekrar kamerayı. Bak şimdi buradan giderken sanki yukarıya doğru delik açılıyor gibi. Ama delik melik yok. Bildiğin düz aslında burası. Çok enteresan lan. Güzelmiş ama. Wow. Haa. Bak buradan da öyle görünüyor. Sanki yukarı doğru delik geliyor. Ha şeyleri diyorsun. Şurada sarkıtlar var. Saçaklar var. Chicago Belediyesi çalışmıyor. Bebeğe bak. Bebeğe sen gitti. Koşuyor annesinden. Abi Gökhan Amerika'da aynı görüşecek misin diye bayağı soru var. Görüşeceksin değil mi? Evet evet. Görüşecek onunla haberleşiyoruz. Ben ona... Onu bayağı bir ara ara soralım oluyor. Helal, ünlü oldunuz. It's show time. Bayağı gidip cool öğreneyim ya. Gidip öğreneyim mi nasıl yapıyorlar? Öğren. Kızlardan mı? Hadi bakalım dur ben de dene geliyorum. Dene bakalım yapmayın. Bana öğretir misiniz diyor nasıl yapacağım diyor. Öğretir misin? Hadi. Bayağı uzun zaman aldı öğrenmem. Ama elini şöyle yapacaksın. Öğretiyor işte. Gerisini çevirmeye gerek yok. Vücut dili. Hadi ulaş. Ben sana bir şey öğreteyim diyor. Ne yapıyorsun lan? Ulaş ya. Ama da kalkmadın. Kalkamam ben nasıl kalkayım? 90 kilo alırım. Come on. You're gonna try to learn. Vallahi yapamam. Thank you guys. Bye. Thank you. Ama Ankara havası öğretti en azından. Kültür değiş tokuşu yaptık bir saniyede. Helal lan. Güzeldi, beğendim. Adam havada Ankara havası öğretti havada. Thank you. Thank you. I'm good. Thank you. Abi. Ana abla pandaya benziyor. Dur şunu geniş alalım. Kimse kaymıyor, kaysınız. Büyük ihtimal az önce mola verdiler herhalde. Ha. Arada böyle bir 45 dakika açık, 15 dakika kapalı gibi gidiyor. Buzları falan mı düzlüyor, temizliyorlar acaba? Ya da şu buzun katmanı azalıyorsa onun biraz sertleşmesini bekliyorlar. Belki ki de olabilir. Çok bakım gerektiren bir şeymiş bu arada. Ben de sonradan öğrendim. Mesela kayıyor birileri, hemen
temizliyorlar, aynen, düzlüyorlar, bir kat daha kalınlaşıyor falan filan. Zaten köşelerde kaymak daha zor oluyor böyle genelde ortalarda az insan kaydığı için. Hmm, yani belli doğru bir süre, saatte bir şey yapılması gerekiyor, düzeltilmesi mantıklı gerekiyor. Ama açık hava zaten soğuk olduğu için biber burası. Biber çağıracağım. Ben şimdi yürüyemem. Neden? İşe geçeceğim. Benim 4 şu an kadar falan işim var. Hmm. Sen Mert'le kal. Çıkışta tekrar linkleriz. Sen ben de İngilizce'ye gelecek. Gelirim. Yani ben... Sen yayına okey misin? Okey abi. Tamam. 2.45-4.45 arası yokum sadece. Tamam. Şu an 2.30. Ben bırakmayayım mı seni? Hı? Yok yok, ben şimdi hemen geçerim. Siz takılmanıza devam edin. Uzak değil zaten. O yüzden ben de geçeceğim. İyi tamam. İki showing'im var. Sen sonra buluşuruz. Arabanın pay parkını kaça kadar ödemiştin? Ben onu güncellerim. Siz bana geçince haber verin. Tamam zaten biz de buradan sonra arabaya geçeriz. Tamam. Siz, tamam. Ben bayağı soğuk olur. Uzatırım onu sürekli. Tamam. Ben sana geçerim. Ben tamam, sizi göreyim hepinizi. Tamam o akşam zaman. Akşam zaten yine görüntü yapar. Tamamdır. Tamam mı? Sen devam et yayına. Çetçim tamamdır, görüşürüz bir ara. Tamamdır. Çet, Özge'ye şimdilik size veda ediyoruz. Özge çok memnun oldum. Biz zaten buradayız. Tabii daha çok görüşürüz. Ben kaçıyorum. Hadi görüşürüz. Mitre kendine bak. Mitre. Hadi bay bay. Hadi görüşürüz. Hadi bay. Başka var mı böyle etrafta, yakınlarda daha doğrusu? Şurada iki tane birbirine bakan ekran var. Birbirine şurası mı? Şurası. Yani birbirine bakıyorlar. Bunun belki reis daha iyi biliyor. Ben bilmiyorum ne bunu. Ya? Orada şurada suratlar ekran var. Gel gidelim, orada da bir surat anıtı var doğru. Benim suratımı da oraya ama yansıtabiliyor musun? Ama onun neye yapılmış, gerçekten merak da etmedim. Araştırmadım. Yani daha doğrusu benim suratım derken kimin suratı çıkıyor orada? Abi değişiyor. Şurada bir surat burada var. Birazcık büyük ihtimal yani bu ırkçılığa karşı bir şey çünkü bazen zenci bir yüz oluyor, bazen bir Çinli oluyor. Tamam ben de Türk'üm mesela. Irkçılığa karşı. Biz de burada azınlığız sonuçta. Oradan yürürüz. O fasulye çok acayipti yalnız. Ya altına girince insanın kafası bir güzel oldu. Şu da enteresanmış. O şey gibi, uçak parçası gibi görünüyor uzaktan bakınca. Bak şimdi bakınca. Bu az önce anlatamadım. Cloud gate dedim ya. Demir parçalarını görüyor musun abi? Evet. Şimdi yazın burada yukarıda gökyüzünde parça parça bulutlar oluyor. Yine burada şey, bulutlar olduğunu düşün. Şunu görüyor musun abi? Bak bak şimdi. Sana girsin. Yukarıda da bulutlar oluyor ya. Onlar sanki frame'miş gibi, yani çerçeveymiş gibi oluyor bu metal şeyler. Yukarıda da bulutlar var. Burada da konser olduğunu düşün. Hmm. Öyle anılıyor yani. Cloud gate derler. Grand Park anladım derler, The Bean derler. Yani değişik ama güzelmiş, beğendim. Binalar da çok güzel ya. Bunlar da genellikle biraz daha iş binalar. Bu bir İspanyol sanatçı tarafından 2004 yılında yapılmış yine. Aha. İsmi Taç Kulesi'ymiş. Taç. O yani, Taç Kulesi. THC diye olan aynen, taç. 15 metre yüksekliğindeymiş ikisi de. Işık yayan LED ekranlarmış. Hı-hı. Sürekli değişik videolar dönüyormuş. 17 milyon dolara mal olmuş bunu yapmış. 17 milyon dolara şu şeyi yapmışlar ha. Aynen. Sırf fasulyeye dikkat çek. Tıklat diyorlar. Fasulyeye tıklat mı? Bayağı bir kişi bir tıklat fasulyeye diyor. Harbi abi oğlum çok bir gidip bir tıklatalım. Fasulye içimizde kaldı diyorlar yani. Tamam. Bir tıklat abi. Görmedim chat, kusura bakmayın, gidip tıklatırım. Ne demek ya, siz isteyin yeter. Tıklatmak bizim işimiz. Bak of be, helal şükür sonunda. Uçak geçiyor chat. Sıkıntı yok beyler, chat bende takip değil. Aynen, Mitre'in chat'i takip ediyor, bana yardım ediyor. Bugün modumuz Mitre'yi. Tıkıyorum abi. Harbi. Aslanmaz çelik. Ama bunun 98'de 2 tane taklası var. Taklamış. Sert ha, sem evet, sert. Elim acıdı. Neyse abi, 5000 kişi rahatladık, devam edebiliriz. Oh tamam. Herkes oh. Beyler bir oh alırız. Oh. Güzel tıklat. Rahatlayanlar bir oh yazsın. Ama sen daha güzel tıklattın. Benim ha. Benim son tokatım çok iyiydi, fark harbiden, ettin mi şarkı evet. Yok. Sen benden güzel tıkladın. Güzel abi, rahatladık doğru diğer heykele. Nereden iniyoruz? Bunun arkasından. Nereden sahip. Kim bilir bu kaç milyon dolara yapıldı şimdi. İşte biraz daha güzel, New York'a göre biraz daha sakin, fark etti evet, herkes evet, biraz daha, daha sakin. Kimsenin bir acelesi yok, herkes evet, relax takılıyor. O fark ettiriyor, çok fark ettiriyor aynen. Yani direkt göze batıyor o şey. Kurban. Ama bence daha iyi böyle olması ya. Ben zaten abi bıktım, şeyi sevmiyorum. Aşırı yoğun, kalabalık, herkes koşuyor falan. Abi İstanbul, metrobüs, zincirli kuyu, bunlar beni boğan şeylerdi. Evet. Ben hatta buraya geldiğimde bana şey diyorlardı, o Chicago çok büyük şehir falan. Kardeşim 3 milyonluk şehir yani, 20 milyondan geldik. Ne anlatıyorsun evet, diyorum. Evet. Hani bize sorun aynen kaosu. Aynen o Amerikalılarda o vardı ha. New York City alışabildin mi çok büyük. Lan ben diyorum kocaman şehirden geldim zaten. Kaos bizim göbek adımız yani. Köy mü zannediyorlar, ne zannediyorlarsa. Millennium Park. Bu bütün parkın adı mı yoksa? Aynen. Burası konu Millennium Park. Okey. Abi havuz var burada. Mayıs'tan Ekim'e kadar açık duruyormuş havuz. Kışın kapatıyorlarmış.
yazın çok cıvıl cıvıl. Burada çocuklar falan bayağı su havuzuna böyle bir şeyler yapıyorlar da şimdi bayağı... Görüntü gitti ama birazdan gider abi görüntü. LED ekranla gitti. Aa, yalnız hiç LED gibi durmuyor ha. Aynen. Ben onları tuğla zannettim. Değişik oha, böyle şeffaf tuğlalar gibi şeyler var. Aa, çok ilginç. Dur ben bunu normal görüntü şeye alayım. Pardon, ön kameraya aldım. Nasıl düzelteceğim? Tamam, genişte çünkü birazcık yamuk yamuk görünüyor ya. Şunu bir gerçek görün. Çok enteresan, tuğla gibi. Bak şunlar ekran. Bir tıklatırız ya çok onlara da. Ona da mı tıklatıyoruz? Tıklatacağız tamam. Abi. Tık tık. Şimdi bizim helikopterlerden biri geliyor. Orada bir yerde bak, aradan geliyor. O şey ya bizim... Beni koruyorlar tepeden. Bir şey yok, bir şey yok. Amerikan aynasız geliyor diyorlar. Aynasız da geliyor. O da tepeden atlayacak birazdan Paris'te. Yalnız şey çok enteresan abi. Hani burada bir başladı, ödüm koptu lan. Bu nasıl bir surat? Uzaktan daha net görünüyor ama yakından biraz şey. Korkunç lan. Attack on Titan aklıma geldi. Beni ısıracak, yiyecek gibi geldi ha. Sen izliyorsun mu anime Ulaş? Anime mi? Aha. Yok izlemiyorum. Anime izle ya. Yakından çok şey değil de uzaktan bir acayip görünüyor. Güzel görünüyor. Hadi bakayım. İyice yakınlaşacağım. Buna bir tıklatacağız. Aa yer acayip. Tıklat abi mazgallı. Şunlara. Bu bildiğin cam ya. Buzlu cam gibi. Nasıl 17 milyon şeffaf ya buradan? Tula, ama bak karşıda böyle görünüyor. Bu kadar uzaktan bakınca böyle normal surat birbirine bakan yani biri bu, biri de bu işte. Buradan belli olmuyor da. Ha, bu ortadan da suların fışkırdığını düşün işte yaz ayında. Ha burada havuz mu var? Havuz var burada. Aa. Ekim'e kadar açık duruyormuş. Ekim'den sonra kapatıyorlar. Abi şu gördüğün yerden normalde su ağız, yani normalde insanların ağzından su fışkırıyormuş gibi görüntü oluyor. Aa evet tam ağzından. Tam ağzından. Burası da ıslanıyor. Genelde yazın küçük çocuklar falan burada böyle işte çıplak ayakla koşuyorlar ya da köpekler, mefekler böyle. Oğlum biraz ürpertici, tuhaf ya. Bak, black out. Karşılıklı birbirine ağzından su atıyor ama çok uzağa değil yani. Şuraya falan düşüyorsun. Biraz yani şey creepy. Nasıl söyleyeyim böyle bir ürpertici, biraz korkutucu bir şey var. Sanki niye düştü de yaptı acaba? Karşılıklı acaba... iki kadın su fışkırtıyor birbirine yani. Karşılıklı iki kadın. Hep kadın, hep aynı yüzler mi? Değişiyor. Değişiyor. Zenci oluyor, erkek oluyor. Oğlum korkunç ama ya. Sen izledin mi? Mito şey, Attack on Titan diye bir anime var. Yok, çok anime kültürüm yok. Abi aklıma o geldi. Şuna baksana ya. Gülerek gelip böyle koşuyor üstüne. Sonra ısırıyor, yiyor seni falan. Bak ama dişinin oradan su atıyor normalde. Bayağı değişik bir görüntü oluyor. Chat bana, size de anımsattım. Bilmiyorum izleyen var mı chat? Fazla para batmış diye yorumladım işte. İşte sıradan bir Türk kafası. Animeci Gökhan. Benziyor. Attack on Titan harbiden onu sattırıyor bana. Bunların da fotoğraf çekiliyor. Evet. Şey o zaman abi. Başka bir şey yoksa yakınlarda en azından arabaya geçebiliriz. Aa ben aslında şeye gitmek istiyordum. Burada var mı bilmiyorum da Hooters falan. Hooters ya burada olmaz mı ya? Var mı? Allah. Oo, en canlıları burada. Allah. Burada yakında var hatta istiyorsan gidelim yemek yiyelim. Var. Vallahi. Hooters'a gidelim ya güzel yer. Olmadı yarın mı gitsek dur bakayım. Ara ara gidiyorum. Gidiyoruz. Keyfime kendime böyle. Tabii. Lokasyon seçiyorum. Orası zaten restoran ya. Akşam gitmek daha mantıklı. Gündüz genelde böyle çok şey oluyor. Dandik mi oluyor? Bir tık daha çalışanlar daha böyle kızlar. Şey oluyor yani. He, daha anladım. Az tip potansiyeli olan kızlar diyeyim şimdi şekilde. Tip potansiyeli daha az olan kızlar gündüz genelde akşam. Tamam akşamına bakarız o zaman ya. 6-7'den sonra. Çünkü ya da... gidersek büyük ihtimal bomboş olur ya da bir kişi iki kişi falan olur. Tamam. Boş olur büyük ihtimal. Sen daha ne kadar buradasın abi? 2-3 gün kalır dönerim diye düşünüyorum ya. Cumartesi ya da maksimum pazar. Hooters'ın ne olduğunu da açıkladı. Aa Hooters'ı bilmeyenler var. Hooters Chat bir restoran, bir konsept restoran. Gidiyorsunuz sport bar diye geçiyor aslında. Bar var değil mi orada? Ya Amerikan spor bar diye geçiyor ama şöyle garsonlar bar var. Kız olmak zorunda. Bar var.
İster televizyonunu izliyorsun, birini içiyorsun, hamburgerini yiyorsun. Bildiğin restoran, bar. Ama olayı restorandaki çalışanların %100'ü galiba değil mi? Yani gördüğünüz kısmı daha doğrusu. Çalışanların iri göğüslü ve iri kalçalı olması gerekiyor. Ne diyorsun sen ya? Aynen abi. Allah mı? Ve dekolteli bir iş kıyafeti var. Vay. Mutfak dışında da bu erkek dışarı çalıştırmıyorlar. Sadece mutfakta erkekler çalışıyor. Mutfak ve bulaşıkçı erkek olabilir ama kalan herkes iri göğüslü ve iri kalçalı kızlardan oluşuyormuş. Yani size... O şey ya, bildiğin yani gereklilik iş ilanında iri göğüslü ve iri kalçalıyım diyorsun. Ve o iş kıyafetini giymeyi kabul etmen lazım yani. O iş kıyafeti de bayağı şey. Hatta ben bir fotoğraf bulayım göstereyim. Bayağı seksi. Sen onu bulduk. Aynen. Çetin aklımda bir canlansın seriyle. Bu şekilde abi ben göstereyim. Aynen. Yani kıyafetler bu şekilde olmak zorunda. Garsonlar böyle mi şimdi? Biz de binebiliyor muyuz? Ya çalışanlar genelde böyle oluyor. Oo, tamam dur geçelim. Çetin karnı acıktı. Herkesin karnı açıyor. Abi gidelim. Chat şu an komple yürü koş diyorlar. Ama arkanda harika bir köpek manzarası var. Köpek adam manzarası. Köpeği montunun içinden sokmuş, kafası çıkmış. Nasıl ya? Montun arada şu adam. Ona adamın cebinde ne var lan? Chat acıktı abi. Chat açıyor. Chat aç mı? Chat yalnız... bugün olmazsa yarın. Şey görmeyiz ama. Aynen şu an... Şu an gidersek kızarmış tavuktan başka bir şey görmeyiz yok. Aynen. Biz kızarmamışından. Görmek için akşam gitmek lazım, şöyle dendi. O yüzden bu akşam olurum bilmiyorum da yarın falan mutlaka denk getirmeye çalışırız. Ben zaten yayında sizin için düşünüyordum öyle bir şey. Yaparız illa ki. Bir yer Türkiye'de olsa diyorlar. Evet. Sıradan giremezsin abi. Ama orası şey chat bu arada, yani aklınızda başka şeyler canlanmasın diye söyleyeyim. Tamamen yemek yiyorsun, bir şey yok yapmıyorsun yani, yasak hani. Başınıza dert alırsınız. Abi sen bir söz versene chat'e. Twitch'le beraber Hooters'a gideceğini. Chat şu an söz vermeni istiyor. Söz mü? Ben onu vermiştim zaten daha önce. Söz veriyorum chat. Daha önceden söylemiştim zaten. Tamam chat sözü aldım. Kaçırmışsındır. Adam çok Türkiye benziyor. Acayip Türkiye benziyor adam. Bıyığı falan var bu. Evsiz nüfusu dikkatini çektim abi. Bu şehirde evsiz nüfusu bayağı az. Sence çok az neden? Evet. Sence neden? Soğuktandır. Exactly. Yani. Hepsi Kaliforniya'ya gidiyor. Genelde zaten ılıman yerlerde daha çok oluyor evsiz. Adam diyor evim yok, sokakta yatacağım bari soğuktan ölmeyeyim yani, soğuk donup. Bu treni biliyor musun? Yok. Spider-Man'i izledin mi? İzledim. Spider-Man'in herhalde ilk serisinde Spider-Man'in eliyle durdurduğu tren bu tren. Eliyle dedin sağa sola... Şöyle durduruyor yani. Ha onu görmedim. Hangi serisi ya? Tobin'in oynadığını diyorsan... Vallahi ilki diye biliyorum ben. Onda öyle bir sahne hatırlamıyorum. Onda şeyi hatırlıyorum. Duruyor. Sağa sola sürekli ağ atıyor. En önünde duruyor. Ağlarla sağdan soldan şey yaparak, tutturarak... Öyle durduruyor. Öyle eliyle böyle durdurduğu bir sahne... Eliyle durdurmuyordur da ben öyle hatırladım. Ha. İşte durdurduğu tren bu tren. Anladım. Ağla durduruyor, tamam. Allah Allah, o film New York'ta geçmiyor muydu lan? Burada da sahneleri var ya. Ha, o zaman bizi Chicago'yı New York diye kaktırdılar mı filmde? Olabilir. Batman'in ulan de burada sahneleri var. Ulan örümcek adam. Çok gürültülü ama bu trenler ya. Buralarda yaşayanlar bilmiyorum. Her 10 dakikada bir buradan bu gürültüyü çekiyorsun değil mi? Aynen. Gerçi yapmışlardır ses yalıtımını bilmem nesini. Chicago'yla ilgili çok değişik şeyler var ya. Güzel bir yermiş ama ben beğendim yani evet. Şimdiye kadar. Puanı kaç abi 10 üzerinden? 10 üzerinden 9'luk bir yer bence. Abi ya. Bir puanı... yazın gelse büyük ihtimal aşık olur. Aşık yani olur yazın herhalde. Harbiden mükemmel. Abi yazın çok güzel. Kışına bir şey diyemem yani. Kışın biraz depresif. Ama yazın söylenecek söz yok yani. Kışın her yer öyle. Orada göl var. Downtown manzarasına karşı yüzebiliyorsun. Oradan çık. Ya Barcelona gibi birazcık böyle. Burada işe git, orada yüz. Hem ha. Şehir hem böyle bir yazlık yer gibi ama Miami gibi cıvık cıvık değil. Evet. Bir güzel yer, bir güzel oluyor gerçekten. Ev kiraları ne kadar diyorlar? Şehrin içindeki ev kiraları, stüdyolar falan 1500'den 1300'den başlayıp. Stüdyo 1500 mi? Bir odaları ne kadar? Aşağı yukarı. Bence 1500-1600 bandına bir oda ya da stüdyo daireler ama küçük evler bulursun. Ama sadece onda bitmiyor yani sonuçta. Bu evet, aidatı, evet. Oyu buyu,
otopark parası. Şu an hatta mesela sıkıntı var. Mesela adam ev tutuyor 1500 dolara 1+1. Arabasını park tamam, edecek. Dur, yol aç. Garajlar dolu. 500-600 dolar aylık para veriyor garaj kiralamak için. O yüzden pahalı. Pahalıymış ya. Ben bir oda eve Rochester, yani Rochester köyü gibi bir yer ama buraya da kıyaslanmayacak bir yer yani. Yani 1000 dolar falandı benimki. Bence ya. Çok pahalı değil. Yani burada 1500 dolar. Buraya göre iyi canım. Kirası ama arabanın parkingine ödediğin ücretle falan filan çok oluyor yani. Aynen. Maaş ne kadar diyorlar? Asgari ücret burada 15 mi? 15 saatlik. Saatlik 15 dolar asgari. Hadi canım. He? Yüzü yüksekmiş. Hey guys. Yüksek. Hey. 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 Abi burası Amerika'da en çok Afro-Amerikan nüfusu bulunduran şehirlerden biri. Neredeyse %40 Afro-Amerikan aynı zamanda. West'e doğru gittiğinde daha çok Meksikalılar var. Çok çeşitliliğin bol oldu bir yer yani burası. Bayağı fazla. Evet, ona da dikkatimi çekti bayağı. Türksel. Türksel. Türksel, pembe Türksel. Ama burada da inanılmaz fazla Gökhan abi yol çalışması var. Onu da İnsanlar fark iki etti. Tane mevsim var diyor burada. Bir soğuk mevsim, iki de yol çalışması mevsimi. Aynı espri bizde de dönüyordur Rochester'da. Burada üç mevsim var. Hiç yaz, kış ya. Ve inşaat diye. Kesinlikle burada da aynı yani. İnşaat mevsimi. Ama yani bu kadar kuzeydeki iklimin bu kadar sert olduğu yerlerde çok normal. Çünkü çok sıcak, çok soğuk olduğu zaman bu bütün asfaltlar birbirine giriyor. Ne bileyim binalarda aynen. Arıza çıkabiliyor. Sonuçta bir sürü şey var. Sürekli bir bakım onarım yapılması gerekir burada. Çok normal her şey. Biz yaşayanlar olarak ama şikayetçiyiz yani buranın yollarından. Şikayet yani. Edersin tabii ki çünkü trafiği etkiliyor. Günlük hayatını, gürültü, pislik hep olumsuz etkileyen şeyler. Ama olmazsa da olmaz bir şey şimdi. O adam mı lan? Tamam, nasıl bir kıyafet lan? Bir aklım durdu bir an böyle yine algılamaya daha? Çalıştım. Gökhan abi Boys Town'a falan götürsenize kanka. Boys Town'a götürürüz. Boys Town'la Gökhan abi hayal edemiyorum. Boys Town mı? Abi buranın gay kasabası. Oha kasabası var. Komple herkes gay. Oha gidelim. Akşam bence bir uğraman lazım yani. Tamam gidelim. Saatlerde gene orada da hiçbir şey olmaz da akşam olur. Video yaptım YouTube'da 3.5 milyon izlendi. Video 16 saniye 17 saniye falan. Ha shorts mu yaptın? Shorts 3.5 milyona gitti. İnanılmaz bir yer ama yani. Sen YouTube'da ne yapıyorsun? Sen shorts söyle. Yapıyorum ben YouTube'da. Adın ne? Ulaş adım. Yani YouTube'da. YouTube'da Ulaş Aksoy diye geçiyor. Ulaş Instagram'da Aksoy. Da öyle. Tamam. Öyle gezip gördüğüm yerleri anlatıyorum. Reklamını da yaptık ayaküstü. Bakarsınız. Ulaş Aksoy mu dedin? Aha. Tamam. Angaralı boy. Angaralı. Ben Keçiören doğumluyum ha. Hadi canım. Valla. Heykelin orada mı? Ya bilmiyorum. Ben doğmuşum sonra taşınmışız. Sen de Angaralısın o zaman. Ben Ankara'da doğumluyum sadece. Orada ha, bir şey olay mi olay olmuş. Vallahi olay olmuş. Bir olay var abi. Olay var Çet hemen. Ben askerim açıldım. Ben askerim abi. Açıldım. Abi açıldım. Erdal abi buradadır zaten yüksek ihtimal. Aynen. Erdal abi de gelsin. Burayı biz hallederiz. Bize bırakın. Büyük bir olay olmuş abi. Hayırdır kardeşim. Nedir abi problem? Biri düşmüş olabilir. Abi kanman varsa şimdi yalnız banlanırız ha. Bir saniye chat. Ben bir şey yapayım. Dur şöyle etrafı göstereyim size. Bir şey yoksa gösteririm. Biri düşmüş müşmüş dedi şimdi. Öyle insan göstermeyelim varsa. Ki yoktur öyle ortalıkta. Bir şey olmamış. Bu bir turist grubu herhalde. Polis de sadece yolu kapatmış. Hiçbir şey olmamış. Okey tamam bir şey yok. Tırstık. Ulan Ulaş aklımı aldın bir anda ödüm koptu. Aa harbiden ha. Neyse bak. Aa sivil polis. Ne kadar güzel lan ışıkları. Ne dedi? Patlayıcı olabilir diyor. Hadi canım. Ben halledeyim o zaman gidip. Bütün bloğu kapatmışlar abi. Ben gidip halledeyim asker o zaman. Asker var abi. Ben askerim. Asker gelsin abi. Patlayıcı olabilirmiş. Bütün sokağı kapatmışlar. Saldırı düzenli olabilirler. Patlayıcı olabilir diye bir ihbar almışlar sadece. Ha ihbar almışlar okey. Ama burada yani bir mytap bile olsa patlayıcı bu önlemi alırlar yani. Direkt yani gelirler. Aklınıza da hemen şey gelmesin. Burada da kimin suikast düzenli? Acaba senin geldiğini mi duydular abi? Olabilir. Olabilir. Rusya askerleri falan acaba. Ruslar gelmiş. Aa tampon. Wow, tampon. Abi. Aha. Gitti ama.
Lan değdirdiğin insan bir iner kavga eder, onlar yoluna de... Aha tren geç. Bu tren o tren mi acaba? Neyse gidelim bakalım. Sizin üzerinizde ne güzel kalın kalın gocuklar var benim üzerimde. İncecik ya bilsin. Sizin araba burada. Aha. Hi. Hey, what's up, man? Mame. Mame. Yeah. Chicago'da insanlar iyidir abi. Aynen. Fark ettim. Soğukta insan bulamazsın yani. Bir de eğlenceli insan hiç bulamazsın. Ama buradan bile chill yani. Buradan, buradan mı geçeyim direkt? Buradan yoksa okey. Kendimizi öldürmeyelim. Tamam. Adamın ses yalnız bildiğin gitmiş şeyden, dumandan ya. Aynen. Ya üşümüyorlar yani, burada yaşayan doğup büyüyen beyaz Amerikalılar üşümüyor abi. Oğlum ben o ben kadar böyle otis... böyle kısa kolu tişörtle adam alıyorum bu havada. O kadar otisten sen de üşemezsin büyük ihtimal. Ya bize vikingler diyorlar. Vallahi hissetmiyordur artık. Güneydekiler atama diyorsun Snoop Dogg'a mı bırakıyor? Aynen. Abi benim gerçek halim. CJ ile karşılaştık az önce. CJ. Şey çok iyi ya. Çetin esprisi hesabından zirve. Dönüp olur mu? Buranın manzarası gibi da güzelmiş yalnız ama buradan bakınca böyle. Güzel. Şuradan araba hızlıca geçse var ya, sıçtık hepsi üzerimizde. Burası Batman'deki Gotham City arkadaşlar. O bilgi doğru. Harbi mi? Aynen. Hangi kısım? Ya buraya komple her yerde çekildi. Mesela bu caddeyi kapatıyorlar. Otobüs getiriyorlar. Üzerinde Gotham City. Polis arabası geliyor. Gotham City polis falan. Normal. Yani burayı kullanıyorlar. Burası yani. Gotham City olarak gördüğünüz Batman'deki tüm sahneler Chicago. Gotham şehrindeyiz oğlum. Aynen. Ben yeni taşındığımda sahnesini çekiyorlardı. Yolda denk geldim. Şuna bak, buz gibi hala Batman dışarı. Batman falan yazdım zaten, YouTube'da her yerde videolar var. Vay be. Ben orada az önce kızlar geçiyordu ya, bir şey dedi kamerayla ilgili, vlog vlog dedi. Ben de o yüzden hay diye döndüm, pas vermediler. Sonra öbür adam kendim sever, bas ya diye geldi. O adam, ben de o sanmayan diye. Direkt atladı abi adam, şeyini. Sen yürüyerek mi geldin? Yo, benim şurada arabam var rezil. Ne yapalım şimdi? Plan ne? Aramın sürprizi. Yani benim bir Indiana işi var. Tamam gidelim. Direkt onun... gidelim mi oraya? İstiyorsan 10 dakika mesafede Jordan'ın heykeli var. Okey oraya. Bayağı bir çetoni istiyor. Yani bir okulda... Arabayla mı 10 dakika? Arabayla 10 dakika abi. Tamam arabayla gidelim. Mest'te. Tamam oraya uğrayalım, sonra senin şeye gidelim. Oradan da geçelim buraya. Abi tamam. Ben kaçıyorum, çok tamam. Memnun oldum. Dur yani şöyle ya, tutayım. Hoş geldin şehrimize. Hoş bulduk, buralarda teşekkür ederim. Görüşürüz. Abi. Aa dediğim gibi 3-5 gün yine ghostlarsın bak abi, bulursun bizi. Yine ben sizi bulurum chat. Allah'a emanetsiniz, görüşürüz. Chat ulaşalı. Devam edin, bay bay. Ulaş neydi? Aksoy. Ulaş Aksoy, bulun bu adamı. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Yılın ghost'u. Araba batmış. Ulaş geliyor yine. Oğlum 2 liram var. Abi adam gitmeden bir tane fotoğraf atalım da ben de benim takipçilere diyeyim. Tamam olur. Yukarıdayız burada. Şu maskemi çıkarayım. Kilot gibi maske. Şaka boğuluyordum şaka bakarım var ya. Dur şapkamı da çıkarayım hadi. Bak bunu herkese yapma. Yakışıklı çıkayım abi. Abi çekiyorum. Abi. Bakın arkadaşlar yolda kimi buldu? Foto değil şaka yapıyor. Abi yolda. Bakın yolda kimi buldu? Veriyorum ha. Abi selam. Hoş geldin tekrar. Hoş bulduk. Chicago'yu gezdirdik yok Chicago abi. Chicago 10 numara yer. Buyurun gelin. Bayağı beğendi. Ama bu adam gezdirsin size. Abi teşekkür ederim. Güzel görüşürüz. Teşekkürler. Abi görüşürüz. Tamam, görüşürüz Ulaş. Yayınlar ama gel Ulaş. Mutlu bir adam ya, ne güzel oldu. Ulaş içeri ya. O sen da... tanıyor muydun önceden? Ya sosyal medyadan falan yüz yüze görüşmek nasip olmadı. Hı-hı. Ama böyle şey gibi, nasıl diyeyim. Amerika'da şunu yaptım, 10 dolara marketten kaç tane çikolata aldım falan, o tarz videoları da yapıyor. Ha. Hem tanıtıyor var, hem değişik şeyler de aynen gösteriyor ya. Güzel ya. Şey bir adam yani, böyle özgüveni yüksek, özgüveni rahat yüksek ve şey, mutlu bir adam.
acayipmiş. Bu ya, binada jiyotin şeklinde. Buna jiyotin diyorlar. Böyle yandan böyle şey, kesik geldiği için. Şunu göstereyim, çok enteresan ya. Ters yapmışlar lan binayı. Aynen abi. 6 inci üst. Nasıl dengede duruyor oğlum? Çok enteresan. Bu binayla ilgili bir şey söyleyeceğim ama tam ziyalık abi. Ziya yazmaya başlayın abi, geliyor. Anlat. Şimdi bu binanın altı böyle jiyotin şeklinde ya. Bunun tepesinde böyle, ya tam bilmiyorum ama bir su kazanı gibi bir şey varmış. Herhangi bir sallantıda o su bu binanın dengesini sağlıyormuş diye yapıştır. Hani böyle yalan görmedim ama bu gerçek. Su binanın dengesini mi sağlıyormuş? Aynen. İyi yani salladı, büyük bir su tank olduğunu düşün. İyi salladın. Harbi güzel salladın. İyi oldu bu. İlk yanındım kanka, yakalandım. Burası da Hamburger Üniversitesi. McDonald's Üniversitesi bu. Hamburger Üniversitesi. Aynen. Abi yine söyleyeceğim, yine ziyalaşacağım da. Ama öyle yazıyor. Yok, gerçekten gerçekten bir bölüm var. Hamburger Üniversitesi. Doğru olmasa önemli değil ki ziya almak için. Sıkıntı yok. Çok enteresan bir şey söylüyorsan ziyasın. Ben olayı çözdüm. Sıkıntı yok. Kilise, bu da eski bir kilise abi. Değil mi? Binalar falan çok enteresan. Niye bu kadar kötü ya? Fokus. Şöyle göstereyim bari. Öbür kamera niyeyse fokusu bozuldu. Şunu da gösteriyor ama ben daha önce gelmedim. Tamam, ben hallederim. Belki şu giriş işte içeride olabilir ya. Şurası abi, store'da. Ben direkt chat'e gösteriyorum da. Team store yazıyor. Değil. İçeride mi? Stadın girişi şurası. Dışarıda gösteriyor Google Maps'te ama. Şuradan bir etrafında dönüyor. Bir dön istiyorsan. United Center arkadaşlar, ismi o şekilde. Chicago Bulls'un stadı. Parking, official parking yok. Ben bir bakayım da içeride mi o gerçekten ya? Şu fotoğraflar. İçerideyse büyük ihtimal yalan olur çünkü her yer kapalı. Orası içerideymiş abi. İçeride miymiş? Dışarıda gibi zannettim ama içerideymiş. Evet, dışarıda gibi duruyor. Ama bir aile fotoğrafı vardı, onu gördüm. İçeride yani. Büyük ihtimal takımın müzesinde falan. İçeride şu an baksana, dışarıda da var yani. Kimi zaman dışarıda, kimi zaman içeride. Alıyorlar herhalde o zaman dışarıya falan. Galiba. Eğer hani böyle taşınabilir bir platformun üzerindeyse. Tamam o zaman, chat geldik ama dışarıda yok. İstiyorsan bir soldan dön çünkü bir de o diğer taraftan geçelim. Orada da göremezsek. Tamam. Gökhan'a göstereyim size. Uber yazıyor lan, o ne? Nerede? Uber'in hub'ı olabilir. Uber hub. Ne o hub ne?
Ya Uber'le alakalı bir sıkıntı olduğu zaman Uber'lerin ofisi oluyor ya, gelip konuşabildiğin. Yok. Öyle bir şey mi var? Var abi. Rochester'da yok. Ben her şeyi kendim hallediyordum. Burada da şöyle önceden gidiyordun, birebir de konuşabiliyordun. Sen bunu genişe çıkıyor istiyorsan oraya. Dur, kendime bir çekeyim. Ben de o sırada şu gideceğimiz adresi bulayım. Uber Hub varmış lan. Aynen. Benim bildiğin tek Hub. Böyle orada da şey oluyor böyle. FaceTime konuştuğu makineler var. Uber Support'taki ekiplerle FaceTime konuşabildiğin yerler var. Lan, ben kamerayı aldım azıcık daha. Dur.